Metin Hoca'dan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda ne yapıyoruz? 7. sınıf sosyal bilgiler 2. ünite kültür ve miras full tekrar çalışması yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Öncelikle bu kapakta görmüş olduğunuz video ders notları kitabı benim hocam yayınlarına çıkardığım bir kitaptır. İçerisinde ünite etkinliği, ünite denemesi, yeni nesil sorular, kazanım tarama testleri, süper özetler, süper taktikler yok yok. Satın almak isteyen arkadaşlarım için açıklamaya link bırakıyorum. Yine 7. sınıf sosyal bilgiler soru bankam var. İçerisinde özet, taktik, kazanım testleri, beceri temelli zor sorular birçok özelliği sahip böyle waffle gibi rengarenk güzel bir soru bankası arkadaşlar. Satın almak isteyen arkadaşlarım için açıklama kısmına linki bırakıyorum diyebilirim arkadaşlar. Şimdi dedikten sonra hemen konumuza başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar Beylik'ten Cihan Devleti'ne Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla başlıyoruz. İlk konumuz budur. Şimdi arkadaşlar Türklerin Anadolu'ya gelişi ilk başta e, Turul ve Çağrı Bey dönemlerinde Türkler Anadolu'ya geliyor ama bu bunlar keşif ve vergi amaçlı. Yerleşme amaçlı değil. Daha sonra e, Selçuklu tahtına geçen Alparslan döneminde arkadaşlar 1071 Malazgirt Savaşı yapılıyor Bizans'la. Bu savaş sonucunda e, Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlıyor ve Anadolu'da Türkiye Selçuklu Devleti kuruluyor arkadaşlar. Yani 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun Türkleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Ee, diğer taraftan da Türkiye Selçuklu devleti de merkezde kuruluyor. Şimdi e, Türkiye Selçuklu devleti, Hem Anadolu'da kalıcılığı sağlamak, Hem Anadolu Türk nüfusunu arttırmak amacıyla Orta Asya'dan getirmiş olduğu göçebe Türkmenleri Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yerleştiriyor. Ee, ki Mazarit Savaşı'ndan sonra Alparslan diyor ki fethedilen yer fetheden komutanındır diyor. E tabi bu doğrultuda da komutanlar e, Anadolu'nun dört bir yanına gidip e birçok beylik kuruyorlar arkadaşlar. şimdi Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'ya gelen boylardan biri de Kayılar'dır arkadaşlar. Kayı boyu Sultan 1. Alaaddin Keykubat döneminde Ertuğrul Bey liderliğinde ilk olarak arkadaşlar Ankara yakınlarındaki Karaca Dağı bölgesine yerleştiriyor Aslında ilk olarak Van Ahlat, daha sonra Ankara Karaca, daha sonra Söğüt ve Domaniç bölgelerine yerleştiriliyor Türkler. Ee, Tabi diğer taraftan Köse Dağı Savaşı meydana geliyor arkadaşlar. Moğollarla Türkiye Selçuklu Devleti arasında. Bu e, savaşı e, Türkiye Selçuklu Devleti kaybedince Anadolu'da ikinci dönem Türk beylikleri kuruluyor. E şimdi bu siyasi otorite boşluğundan faydalanan Osman Bey zaten Uç Beyi olarak yerleştirilmiş 1. Alaaddin Keykubat döneminde Söğüt ve Domaniç bölgelerine Köse Dağı Savaşı'nın ortaya çıkartmış olduğu siyasi otorite boşluğundan faydalanan Osman Bey 1299 yılında Söğüt ve Domaniç merkezde olmak üzere arkadaşlar beyliğini kuruyor ve Osmanlı Devleti'nin resmen kuruluşu başlıyor. Tabii Osmanlı Devleti arkadaşlar hemen pat diye bir devlet haline gelmiyor. Ertuğrul Gazi liderliğinde bir boy halinde, ondan sonra hatta aşiret diyebilirim. Osman Bey döneminde beylik haline geliyor ama Orhan Bey döneminde Artık devletleşme süreci başlıyor diyebiliriz. Şimdi Osmanlı Devleti kurulduğu andan itibaren sevgili arkadaşlar kısa bir sürede büyüyüp bir imparatorluk haline geliyor. Yani şu değil. Canım çok büyüdüm, çok sıkıldı. Biraz daha büyüyeyim, biraz daha büyüyeyim. Bunun birçok nedeni var arkadaşlar. Yani Osmanlı Devletinin kısa sürede büyüyüp gelişmesinde etkili olan birçok neden var. Şimdi bu nedenler bizim için çok çok önemli soru gelir. Evet şimdi arkadaşlar ilk başta birinci nedenimiz bir uç beyli olarak kuruluyor Osmanlı Devleti. Yani uç beyliğinin görevi fetihleri e, yönet. İşte Osmanlı e, pardon Osmanlı diyorum. Türkiye Selçuklu Devleti'nin e, sınırlarını genişlet. Daha çok e, Hristiyanlarla mücadele et. Gaza ve cihat yap. E, bu doğrultuda arkadaşlar bir uç beyli olarak kurulması kısa sürede büyük gelişmesinde etkili. Arkadaşlar kurulduğu dönemde hem Balkanlarda hem Anadolu'da güçlü bir devlet yok, siyasi birlik de yok. Ne demek istiyorum? Yani Balkanlarda zaten iri ufaklı prenslikler var, tek büyük bir güçlü devlet yok. Anadolu'da da birden fazla beylik var, o beylik kendi aralarında mücadele ediyor. E Bizans'ta da taht kavgaları var, gece gündüz birbirlerini tokatlıyorlar. E bu da Osmanlı'nın kısa bir süre içerisinde büyüyüp gelişmesinde etkili. İlk dönemde Osmanlı devleti diğer beyliklerle mücadele etmiyor arkadaşlar. E tabi etmeyince diğer beylikler diyor ki ya biz burada birbirimizin ağzını burnunu kırarken Osmanlı orada e, Hristiyanlarla mücadele Aferin sana Osmanlı deyip e, tamam mı e, Osmanlı'ya destek veriyor ve Osmanlı, e, Osmanlı diğer beyliklerin sempatisini kazanıyor. Başarılı bir iskan politikası izlemesi. İskan politikası arkadaşlar e, Anadolu'daki göçmenlerin, göçebe Türkmenlerin e, Rumeli'de fethedilen yerlere yerleştirildiği politikadır. Bu şekilde fetihler kalıcı hale geliyor ve ee, ...Balkanlarda, yani Rumeli'deki Türk nüfusu da artıyor. Ee, yine fethettiği yerlerde yaşayan yerel halka Osmanlı hoşgörülü ve adil davranıyor. Bu da Hristiyan azınlığın Osmanlı'ya bağlılığını arttırıyor. Ee, arkadaşlar Anadolu'da toplumsal ve ekonomik olarak güçlü olan ailelerin desteğini alıyorlar. Ee, Şeyh Edebalı'nın kızıyla evleniyor Osman Bey. E, bu doğrultuda e, bir esnaf teşkilatı olan, bir manevi ve ekonomik teşkilat olan ahilerin desteğini alması da Osmanlı'yı kısa sürede büyütüp geliştiriyor. Kurulduğu bölge avantajlı. Niye? Hem uçta Bizans sınırında hem gelişmeye açık hem Bizans'a giden bazı ticaret yollarının üzerinde bu da kendisine avantaj sağlıyor. Bir de gaza ve cihat politikası doğrultusunda Türk ve Müslümanlarla mücadele etmiyor Osmanlı ilk etapta. Gaza ve cihat politikası Allah'ın dinini İslamiyet'i yaymak için Hristiyan devletlerle mücadele edilmesi Türklerle ya da Müslümanlarla mücadele edilmesi değildir. Onun için Gaza ve Cihat politikası da Osmanlı devletinin kısa sürede büyüyüp gelişmesinde etkili olmuştur. Başarılı padişahlar tarafından yönetiliyor. Bu da etkili. Ondan sonra devşirme sistemini uyguluyor, güçlü bir ordu kuruyor, merkezi otoriteyi güçlü tutuyor. Yetenekli padişahlar var. Bunların hepsi arkadaşlar Osmanlı devletinin kısa sürede büyüyüp gelişmesinde etkili olmuştur diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar ilk padişahımız Osman Bey 1299 yılında Osmanlı Beyliği'ni kurdu. İlk olarak arkadaşlar Bizans tekfurlarından tekfur Bizans valileridir arkadaşlar. Tekfurlarından Bilecik, İnegöl, Yarhisar, Yenişehir'i alıp Osmanlı Beyliği'nin sınırlarını genişletiyor. İlk Osmanlı parasını bakırdan bastırıyor arkadaşlar. Daha sonra bilmeniz gereken en önemli özellik Koyunhisar Savaşı ilk Osmanlı Bizans savaşıdır. Koyunhisar Savaşı. Bu savaşı da Osmanlı Devleti kazanıyor Koyunhisar Savaşı'nı. Osman Bey döneminde fetih hareketleri devam etmekle birlikte ilk defa Bizans'la karşı karşıya geliyoruz ve Bizans'ı yeniyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar ikinci padişahımız Orhan Bey. Arkadaşlar Osman Bey Bursa'yı almak istiyor ama ömrü buna yetmiyor. Yani öyle bir niyeti var oğlu Orhan'a vasiyet ediyor. diyor ki Orhan'cım diyor Bursa'yı al babası Osman Bey'den sonra tahta geçip Bursa'yı alıp ve Bursa'yı başkent yapıyor daha sonra İznik'i alıyor İznik'i başkent yapıyor arkadaşlar peki neden hocam ee, şimdi Maltepe Savaşı yapılıyor arkadaşlar Maltepe Savaşı Bizans'ta yapılan Orhan Bey dönemindeki savaş Maltepe Savaşı'dır hocam niye İznik tekrar başkent oluyor arkadaşlar ee, şimdi İznik Osmanlı Devleti'nin fetih yönü batıdır batıya daha yakın olduğu için başkent orası yapıyorlar ki savaşlarda daha kısa sürede yardım ulaşabilsin. Temel amaç bu. Evet önemlidir. Karesi oğulları beyliğine son veriyor. Hocam hani diğer beyliklerle mücadele etmiyordu? Amaç ne? Arkadaşlar amaç Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamaktır. Dolayısıyla Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak yolunda atılan ilk adım Karesi oğulları beyliğinin alınmasıdır. Karesi oğulları beyliğinin donanması var. Osmanlı Devleti Karaysi Oğulları Beyliğine son verince Osmanlı Devleti donanma sahibi oluyor ve Rumeli'ye geçişte artık fetihlerde donanma kuvvetinden de yer alanlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Orhan Bey dönemine devam ediyoruz. Şimdi burada Bizans'ta taht kavgaları var. Kanta Kuzen e, rakipleriyle taht mücadelesine giriyor ve tahtını korumak için Orhan Bey diyor ki Orhan Amca Orhan Amca çok zor durumdayım. Lütfen bana yardım eder misin Orhan Bey diyor ki niye sana yardım edeyim kardeşim ya diyor sen yardım et ben seni göreceğim diyor. Neyse Orhan Bey destek veriyor. Kanta Kuzen tahtını koruyor. Tahtını koruduğu için Osman Orhan Bey'e teşekkür ediyor. Diyor ki Orhan abi Orhan abi diyor sen bana yardım ettin ya. ee, diyor. Sana Rumeli'de Çinpe Kalesi'ni veriyorum. Arkadaşlar Çinpe Kalesi'nin Bizans tarafından Orhan Bey'e hediye edilmesiyle Osmanlı Devleti Rumeli'ye geçiş yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilk toprağı Çinpe Kalesi'dir. Göçebe Türkmenler alıp buralara yerleştiriliyor yine çevresine kaleye falan. Bu da iskan ile ilgilidir. Evet devam ediyoruz. İznik'te ilk medrese açılıyor. Osmanlı Devleti'ndeki eğitim kurumlarına biz arkadaşlar medrese diyoruz. E, medresenin açılmasıyla birlikte de e, Osmanlı eğitim alanında artık ilerlemeye başlıyor yavaştan bu eğitim alanı ile ilgili. Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruluyor arkadaşlar. Yine Orhan Bey döneminde ordu teşkilatlandırıyoruz. Artık askeri alanında yapılan bir çalışmadır bu. Devlet işlerinde padişaha yardımcı olmak için vezir tayin ediliyor çünkü divan teşkilatı oluşturuluyor. Divan teşkilatı Orhan Bey döneminde kurulan bir meclistir. Devlet işlerinin Osmanlı'da görüşülüp tartışıldığı meclise biz divan teşkilatı adını veriyoruz. Bunu unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar, diğer bir padişahımız 1. Murat dönemi. Arkadaşlar 1. Murat, Baba Murat, Şehit Murat, Şehit padişahtır arkadaşlar 1. Murat. Ee, savaş alanında, hani savaş sırasında, e, savaş meydanında şehit olan ilk ve tek son Osmanlı padişahı 1. Murat'tır. 1. Murat Hüdevan Hüde Hüda Vendigar. Hüda Vendigar. Hüda verdi, Allah verdi. Evet arkadaşlar 1363 tarihinde Edirne'yi fethediyor ve Osmanlı Devleti'nin başkenti haline getiriyor Edirne'yi. İstanbul'un etrafını komple almışız. İstanbul kalmış. Arkadaşlar ilk Osmanlı Haçlı Savaşı'nın adı 1. Murat döneminde yapılan Sırp Sındı Savaşı'dır arkadaşlar. Sırp Sındı Savaşı'dır. <laughs> Diğer taraftan 1. Murat döneminde Germiyanoğulları Beyliği var. Bu beylikten çeyiz yoluyla Kütahya'yı alıyoruz. Hamitoğullarından parayla Isparta ve çevresini alıyoruz. Hocam amaç ne? Yine amaç eğer Osmanlı Devleti diğer bir Türk beyliğinden toprak alıyorsa orada Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama çabası vardır. Birinci Kosova Savaşı'nda Haçlıları yeniyor arkadaşlar ama bu savaş sırasında e, savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit ediliyor. E, birinci Murat Hüdavendigar ruhu şad olsun. İlk defa tımar sistemini uyguluyor. video içerisinde arkadaşlar ilerleyen konularda biz bunu işleyeceğiz ama tımar sistemi Osmanlı Devleti'nin ee, bir toprak yönetim ve askeri yönetim sistemidir. Nedir o? Toprağı devlete ver, devlet veriyor sana diyor ki bu toprağı işle ama bana vergi verme ne yapayım diyor. Onun yerine atla asker besle. İşte e, biz buna tımar sistemi diyoruz en basitinden. Devşirme sistemi nedir? Küçük yaştaki Hristiyan çocuklarının alınıp işte Türk ailelerin yanında Türkleştirip Müslümanlaştırıldıktan sonra acemi olanlar ocağına verildiği bir sistem. Bu kafası çalışanlar saray okuluna gibi devlet adamı oluyor askerliğe yeteneği olanlar da Yeniçeri Ocağı'nda devam ediyor. Dolayısıyla devşirme sistemiyle Osmanlı Devleti'nin hem asker ihtiyacı karşılanıyor hem de arkadaşlar devlet adamı ihtiyacı karşılanıyor. Evet Yıldırım Bayezid dönemi arkadaşlar. Yıldırım Bayezid döneminde e arkadaşlar tabi bu dönem yani Yıldırım Bayezid birinci Bayezid'dir diğer bir adı. Niye Bayezid Yıldırım diyoruz? Çok hızlı hareket ettiği için arkadaşlar ordusunu atını çok hızlı hareket ettirdiği için. Şimdi Yıldırım Bayezid arkadaşlar İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır arkadaşlar. Kuşatma için Anadolu Hisarı'nı yaptırıyor bir hazırlık niteliğinde. E, Tabi sürekli Bizans yardım istiyor İstanbul'u kuşatıldığı zaman. E, bu, e, yine bir kuşatma sırasında İstanbul'u kurtarmak için Haçlı ordusu geliyor. Burada Nibolu Savaşı meydana geliyor. Yıldırım Bayezid ile Haçlılar arasında burada arkadaşlar Nibolu Savaşı'nı kim kazanıyor? E, tabii ki de Osmanlı Devleti kazanıyor ve eee Sultanı iklimi Rum ünvanını veriyor Halife Yıldırım Bayezid'e. Arkadaşlar Anadolu Türk siyasi birliğini sağlıyor. Büyük oranda sağlıyor Yıldırım Bayezid. ama Timur ile 1402 yılında bir Ankara Savaşı meydana geliyor. Timur devleti de bir Türk devleti. İki taraf arasında hakarete varınca dek mektuplaşmalar var. Her iki devlet de Türk cih bütün cihana hakim olmak istiyor. İşte Anadolu beyleri Timur'a karşı kışkırtıyor Yıldırım Bayezid'i, Yıldırım, Yıldırım'dan kaçan beylikler de Timur'u Yıldırım'a karşı kışkırtıyor. Velhasıl kelam sonuç olarak 1402 Ankara Savaşı meydana geliyor. Bu savaşı Osmanlı Devleti kaybediyor ve T Yıldırım Bayezid Timur'a esir düşüyor. Daha sonra arkadaşlar Ankara Savaşı'nın kaybedilmesiyle Osmanlı Devleti'nde 11 yıl süren Fetret dönemi yani dur duraklama dönemi adı verilen bir devir başlıyor. Şimdi arkadaşlar bilmemiz gereken şey şu. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra bazı beylikler tekrardan e, bağımsızlığını ilan ediliyor. Bu da Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin bir daha bozulmasına yol açıyor. Şimdi arkadaşlar e, Ankara Savaşı'ndan sonra Yıldırım Bayezid'in öldüğü bir yıl içerisinde e, kahrından, üzüntüsünden öldüğü söylenir. E, bizim için önemli olan e, taht kavgalarının olduğu dönem. Şimdi bak 1. Mehmet Çelebi dönemi ne arkadaşlar? Şimdi 1. Mehmet Çelebi dönemi. Fetret dönemi var. Yıldırım Beyazıt'ın oğulları İsa, Musa, Süleyman, Mehmet, Mustafa arasında taht kavgaları yaşanıyor. Bu taht kavgalarından galip çıkıp Osmanlı Devleti'ni tekrardan derleyip toparlayan kişi 1. Mehmet Çelebi'dir. Arkadaşlar Fetret devrine son veriyor. Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak için arkadaşlar pardon dağılmaktan kurtardığı için devlet düzenini tekrardan sağladığı için Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilir. Birinci Mehmet Çelebi. Bu dönemde Osmanlı tarihinin ilk deniz savaşı yapılıyor Venediklilerle. Savaşın adı hatta arkadaşlar Çalıbey Savaşı'dır. Bu savaşı kaybediyoruz çünkü donanmamız henüz tam anlamıyla yeteri güçte de değil. Amcası tarafından çıkartılan bir düzmece Mustafa isyanı var. Bu isyanı da bastırıp devletin düzenini tekrardan sağlıyor. Kaybedilen toprakların bir kısmını geri almaya çalışıyor yani Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışıyor. Birinci Mehmet Çelebi tabi devlet dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için o süreçten sonra tahta geçmişsin pek bir yenilik olması zaten beklenemez temel görevi zaten devleti derleyip toparlayabilmek. E sevgili arkadaşlar şimdi istimalet politikası ve Osmanlı devletindeki toplumsal yapıya bakacağız. Ee, İstimale politikası Osmanlı devletinin uygulamış olduğu hoşgörü politikasıdır. Yani fethettiği, fethettiği yerde adil ve hoşgörülü davranmasıdır. E bu neye yol açıyor? Toplumsal iletişimin güçlenmesine, toplumsal birliklerin artmasına, toplumsal huzurun artmasına imkan sağlıyor. Osmanlı devletinde toplumu da ikiye ayırıyoruz. Ee, yönetenler ve yönetilenler, yönetilenlere reaya da e, adını da veriyoruz arkadaşlar. Şimdi. Ee, askeri, siyasi, idari ve dini görevliler yani kısacası devlet yönetiminde rol oynayan kişilere biz yönetenler diyoruz. Bunların en önemli özelliği bunlar vergi vermiyor. Yöneten kesin vergi vermiyor arkadaşlar. E, diğer taraftan reaya yani yönetilenler var. Kasaba ve şehirlerde oturan, ticaretle uğraşan tüccarlar, meslek sahibi olan esnaflar, zanaatkarlar, köylüler, çiftçiler, göçebe hayat yaşayanlar. Biz bunlara da yönetilenler yani e, reaya adını veriyoruz. Reaya'nın vergi vermesi zorunluydu arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Evet sevgili arkadaşlar millet sistemi ve iskan politikası. Bu bizim için önemli. Çok karşınıza çıkar bu. Osmanlı Devleti'nde halkın yani reayanın din yapısına göre Müslim ve gayrimüslim yani Müslüman olanlar Müslüman olmayanlar olarak iki gruba ayrılmasına biz millet sistemi diyoruz. Millet sisteminde arkadaşlar temel amaç kimseyi sınıflara ayırmak değil. Temel amaç herkesin daha fazla özgürlük alıp daha rahat yaşayabilmesidir. Millet sisteminde herkese düşüncesinde ve ibadesinde özgürlük hakkı yani din ve vicdan özgürlüğü verilmiştir arkadaşlar. Bu durumda Osmanlı toplumunun daha rahat bir şekilde yönetilmesini sağlamıştır. E, dini özgürlüklerin, ifade özgürlüklerinin daha da geliştirilmesini sağlamıştır. Evet İskan politikası nedir? Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar Balkanlarda fethettiği bölgelerde Anadolu'dan getirdiği Türkmenleri yerleştirdiği sisteme İskan politikası adını veriyoruz. Şimdi İskan politikası arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne farklı alanlarda katkılar sağlıyor. Bunlardan ilki İskan politikasında göçebe Türkmenler tercih edildiği için göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçtiğini söyleyebiliriz. Biliriz arkadaşlar tabi tabi arkadaşlar e, Osmanlı Devleti sadece göçebe Türkmenleri değil e, bazen yerli şikayetli olanlara da isteğe bağlı değiştirebiliyordu. yani gönderebilir durum ediyor. E şimdi sen göçebeleri gönderdin fayda olarak Türkmenler yerli hayata geçti mi geçti. Oraya Türk nüfusu gönderiyorsun bölgede e, Türk nüfusu artar mı? Artar. E, peki yapılan fetihler kalıcı hale gelir mi? Evet çünkü orada nüfus artıyor. Türk kültürü yayılır mı? Evet. Türklerden etkilenip Hristiyanlar Müslüman oluyor. Müslümanlık yayılır mı İslamiyet? Yayılır. Fethedilen bölgelerin elde kalması daha kolay olur. Yani iskan politikasının farklı alanlarda Osmanlı Devleti'ne birçok katkı sağladığını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde askeri yapı. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ilk düzenli ordu Biliyorsunuz Orhan Bey döneminde kuruluyor. Ordunun adı neydi? Yaya ve Müsellem adıyla. Tabi sınırlar genişliyor, topraklar genişliyor. toprakları korumak, kollamak için neye ihtiyacım var? Askeri ihtiyacım var arkadaşlar. Onun için güçlü bir ordu teşkilatlandırılması geliştirilmiştir. Şimdi Kapıkulu piyadeleri var arkadaşlar. Kapıkulu yani merkezde yer alan ordu. Acemi Olanlar Ocağı ki Yeniçeri Ocağı'nın temelidir. Daha sonra Yeniçeri Ocağı, Cebeci Ocağı, ondan sonra Topçu Ocağı, Lağım, Lağımcı Ocağı, e, Humbaracı Ocağı, sağ ve sol ulufeciler, sağ ve sol garipler, silahtarlar, sipahiler. Bunlar arkadaşlar kapı kulu piyadeleridir, kapı kulu ocağıdır. Bunlar 3 ayda bir ulufe adı verilen maaşı alırlar. E, diğer taraftan arkadaşlar her padişah değişikliğinde de cülus bahşişi adı verilen bahşişi alırlar. Evet eyalet askerleri yayalar, müsellemler, akıncılar, beşliler, deliller, gönüllüler, azaplar. Sevgili arkadaşlar bak bir şey söyleyeyim mi size? Yani bu özellikle akıncılar, deliler bunların acıması yok. Ya Osmanlı'nın askeri sisteminde çok değişik bir yapı var aslında. Adamlar avucunu kesiyor böyle bıçakla. Tuza basıyor. Ondan sonra sabahtan akşama kadar mermer tokatlıyorlar. Çat çat çat. E Düşünsen arkadaşım o el ki kürek gibi olur. Kürek gibi. Osmanlı tokadı deyimi aslında oradan gelir. Şimdi adam mermer tokatlamış. Mermer tokatladığı için el kürek gibi olmuş. Savaşa girince çak tokatla giriyor zaten yani işlemez ki hatta bir tane e, Muhaç Meydan Savaşı var e, Kanuni Sultan Süleyman döneminde e, Muhaç ovasında yapılan kazılarda kafa tatı çatlamış birçok asker görüyorlar bunun Osmanlı tokadı e, yüzünden gerçekleştirildiği e, söyleniyor ama ben inanırım yani çünkü sabahtan akşama kadar e, kesik ele tuz basıp mermer tokatlamak akıl işi değil zaten. Evet arkadaşlar Akıncılar biliyorsunuz sınırlarda genelde e, fethi hareketlerinde bulunuyor. E, tımarlı sipahiler eyalet askerleri bölümünün en önemlisidir. Deniz kuvvetlerinin komutanına biz e, kaptanı Derya diyoruz. Askerlerine Levent adını veriyoruz. Tımarlı sipahiler Osmanlı Devleti'nin e, en kalabalık ordu birimidir. Onda detaya gireceğiz arkadaşlar. Evet Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar kapı kulu ocağına mensup askerler. Yani Yeniçeriler, Acemi olanlar ocağı falan. Bunlar payitahtı yani başkenti ve Padişah koruma görevini üstleniyorlar arkadaşlar. Bunlar e, hizmetler karşısında yaptıkları hizmetler karşısında 3 ayda bir ulufe adı verilen maaşı alıyorlar. Her padişah değişikliğinde ise cülus bahşişi adı verilen bahşişten alıyorlar arkadaşlar. E, tabi bu e, kapı kulluğu ocağının en önemli birimi e, yeniçeri ocağıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar tımar sistemi bak bu çok önemlidir. Çok soru çıkar karşınıza tımar sistemiyle ilgili sınıf düzeyi ne olursa olsun. Şimdi arkadaşlar tımar sistemi hem askeri bir sistem hem de idari yani bir yönetim sistemi. Toprak yönetim sistemi. Şimdi normalde Osmanlı topraklarının sahibi kim? Devlet. Şimdi devlet toprağı kullanma karşısında da halktan vergi alıyor. Ama tımar sisteminde köylüler devlete ver vermesi gereken vergileri tımar sahibine veriyor. Tımar sahipleri de bu vergilerde arazinin gelirine göre belirli sayıda atlı asker, cebeli adı verilen atlı askerlerden besliyorlar. Şimdi bak bu atlı askerler yani tımarlı sipahiler barış zamanında toprağın ekilip biçilmesine, köyün, köyde, köyün güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlıyor. E savaş zamanı da hemen gidip orduya katılıyorlar. Şimdi bak sen bu askerlerin giderini karşılamak için o toprağa ekip biçmek zorundasın. Üretimde süreklilik sağlanır o zaman tımar sistemiyle. E diğer taraftan devletin kasasından para çıkmadan savaşa hazır büyük bir ordu meydana geliyor. Köyün güvenliğini sağladığın için merkezi otorite güçleniyor. Tımar sahipleri halkın vergisini topladığı için vergi denetimi sağlanıyor. Yani tımar sistemiyle Osmanlı kasasından bir para çıkmıyor. Peki Osmanlı maliyesinin yani hazinesinin yükü azalıyor mu? Elbette. Çünkü bir giderin kalmıyor. Sen büyük bir ordu oluşturuyorsun ama giderin kalmıyor. Hem üretimi arttırıyorsun, hem merkezi otoriteyi güçlendiriyorsun, hem ordunun ihtiyaçlarını gideriyorsun gibi gibi çok önemli bir sistemdir tımar sistemi arkadaşlar. Osmanlı devletine farklı alanlarda yine katkı sağlamıştır. Evet sevgili arkadaşlar, devşirme sistemi. Arkadaşlar, devşirme sistemi Balkanlarda yaşayan küçük yaşta gayrimüslim çocukların alınıp Türk ailelere teslim edilmesidir burada Türk ailelerinin yanında İslam ve Türk örf adetlerini öğreniyorlar. Daha sonra Acemi olanlar Ocağı'na gönderiyorlar. Acemi olanlar Ocağı e, Yeniçeri Ocağı'nın temelidir arkadaşlar. Şimdi burada güçlü olanlar, askerlik yeteneği olanlar Yeniçeri Ocağı'na gönderiliyor. Ama diğer taraftan kafası çalışanlar, IQ'su yüksek olanlar, 200'ün üstünde babacım o öpücük atıyor. Zeki olanlar da Enderun Mektebi'ne yani saray okulundan gidip padişahın, yanında, padişahın çocuklarının yanında eğitim görüp devlet idaresinde görev alıyorlar. Şimdi ondan sonra o defterdar oluyor, kaz askeri oluyor, işte bilmem nişancı oluyor. Bu sistemle hem askeri ihtiyacı karşılanıyor arkadaşlar hem de devlet adamı ihtiyacı karşılanıyor. Ama devşirme sistemi de kafana göre yapamazsın. Mesela e, belli bir yaş grubuna kadar çocukları alıyorlar. Eğer vücudunda bir iz varsa, zayıfsa, çelimsizse almıyorlar. Evin tek erkek çocuğuysa devşirme sisteminde yine almıyorlar. Yani bunu da belli bir sisteme göre çocukları topluyorlar. Hadi Önüne gelen her çocuğu almıyor Osmanlı işe yarayabilecek ama bazen çocukların arkadaşlar çoğu zorla alınmıyor. ha. Şimdi Avrupa'da açtık sefalet diyor ki ben çektiğim kadar çekeceğim bari çocuğum kurtulsun deyip kendi isteğiyle veren birçok aile var arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar divan teşkilatı şimdi divan teşkilatı kimin zamanında kuruldu Orhan Bey zamanında kuruldu arkadaşlar divan teşkilatı. Ee, Osmanlı devletinde devlet işlerinin görüşülüp tartışıldığı meclise biz ne diyoruz? Divan teşkilatı diyoruz. Bu da Orhan Bey döneminde kuruluyor. Arkadaşlar divan toplantıları genelde hatta sürekli Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar e, padişah başkanlığında toplanıyor. Tabii Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren devlet artık güçlü diyor. Ne uğraşacağım divanla miyvanla? E, artık divan teşkilatına Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren sadrazamlar yani devletin iki numarası başkanlık yapıyor. Şimdi biz divan teşkilatının üyelerini tanıyalım. Arkadaşlar sadrazam padişahın vekilidir. Yani padişahın yardımcısıdır. Padişahın mührünü taşır. Ee, padişahtan sonra devlet yönetimindeki en yetkili kişi arkadaşlar sadrazamdır. Padişah canım çok sıkkın midem bulanıyor, başım dönüyor, savaşta sefere çıkmayacağım dediği zaman orduyu komuta eden kişi yine sadrazamdır arkadaşlar. Tabi sadrazamı günümüzdeki cumhurbaşkanı yardımcısına benzetebiliriz. Çünkü devletin iki numarasıdır sevgili arkadaşlar. Devam edelim babacım. Evet kaz asker kaz asker arkadaşlar. E, günümüz e, Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanı diyebiliriz. Büyük davalara bakıyor. Diğer taraftan kadıların ve müderrislerin atamalarını yapıyor. Kadı hakim, müderris öğretmen. Şimdi hem hakimin atamasını yapıyor hem de öğretmenin atamasını yapıyorsa bu adam... Hem Milli Eğitim Bakanı hem de Adalet Bakanı diyebiliriz. Tabi ilk yıllarda sayısı 1 ama topraklar genişledi, genişlediği için sayısı 2'ye çıkartılmıştır kaz askerlerin. Ee, Tabi Anadolu ve Rumeli kaz olarak da adlandırılıyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Yani eğitim ve yargıdan sorumlu kişiye divan teşkilatı üyesinden kaz asker. Defterdar adı üstünde defter, defter tutacak hesap kitap. Arkadaşlar defterdar Osmanlı bütçesinin hazırlanması ve devletin diğer mali işlerinden sorumlu yani ekonomik işlerinden sorumlu devletin gelir ve giderlerini hesaplıyor arkadaşlar. Bunu sürekli muhasebeci gibi bir şey yani maliye bakanı. Ee, diğer taraftan toprakların genişlemesine bağlı olarak kaz askerde olduğu gibi sayısı ikiye çıkartıyor arkadaşlar. Anadolu ve Rumeli defterleri de olmak üzere ikiye ayrılıyor. Evet nişancı arkadaşlar nişancı padişahın turasını çekmekle yükümlü kişi. Yani görevi e, padişah bir karar aldığı zaman, divanda bir karar aldığı zaman, bir belge hazırlandığı zaman padişahın imzası anlamına gelen turayı çeken kişinin adı nişancıdır. Arkadaşlar fethedilen yeni toprakların gelirlerine göre devlet görevlerine dağıtımını yapan kişidir de. Bunun görevini defterlerle karıştırmayın. E, yeni bir toprak e, fethedildiği zaman Gelirlerine göre devlet görevlerine dağıtan kişi yine nişancıdır. Şeyhülislam arkadaşlar, Şeyhülislam divanın sürekli üyesi değil. Gerekli olduğunda divan toplantılarına katılıyor. Ee, di en önemli görevi fetva veriyor. fetva. Dine uygunluk olan belgeye biz fetva diyoruz. Divan toplantılarında alınan kararların dine uygun olmadığına yönelik karar veriyor. Yani fetva veren kişiye biz ne diyoruz? Şeyhülislam devamlı gelmiyor arkadaşlar bu. Arkadaşlar yeni Ağası var yine sürekli divan üyesi değil bu ee, sa savaş zamanında ordunun durumunu öğrenmek için çağırıyorlar divana kaptanı Derya Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren divan üyesi oluyor ee, donanma komutanı o da sonradan arkadaşlar yani eğer İstanbul'da bulunuyorsa İstanbul'daysa divan toplantılarına katılıyordu Reisül Kitap var daha sonra arkadaşlar Reisül Kitap var Reisül Kitap Osmanlı devletinde e divan teşkilatının dış işlerinden sorumludur. Dışişleri Bakanı diyebiliriz. E, Reis Lüküttaba. E, bununla sınırlıdır divan teşkilatı. Ve divan teşkilatı biliyorsunuz ikinci e, 2. Mahmut döneminde kaldırılıyor. Yerine bakanlıklar yani na nazırlıklar kuruluyor. E, arkadaşlar ve divan teşkilatının da Osmanlı yönetiminde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada alınan kararlar tavsiye niteliğinde padişah son söz kime ait? Padişaha aittir diyebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar gaza ve cihat nedir? Arkadaşlar gaza ve cihat İslam dinini korumak ve İslamiyet'i yaymak için Müslüman olmayan devletlere karşı yapılan mücadeleye biz gaza ve cihat diyoruz. Yani iki Türk ve Müslüman devlet karşı karşıya geliyorsa bu gaza ve cihat değildir. Ama Osmanlı Devleti Bizans'la savaşıyorsa biz buna gaza ve cihat diyoruz. Osmanlı Devleti'nde de fetihler gaza ve cihat anlayışı doğrultusuyla doğrultusunda Hristiyan devletlerle, daha Müslüman olmayan devletlerle yapılıyor arkadaşlar. Peki istimayet politikası nedir? Osmanlı Devleti'nin fethettiği yerlerde yaşayan yerel halka e, inancına, yaşam tarzına saygı duymasıdır. Adil ve hoşgörülü bir politikadır. Biz buna ne diyoruz? İstimayet politikası diyoruz arkadaşlar. Bu politikanın Osmanlı'ya en önemli katkısı fethedilen bölgedeki halkın Osmanlı'ya olan bağlılığını arttırıyor ve fetihlerin kalıcılığını sağlıyor. Düşün Bizans sana baskı uygulamış ama Osmanlı sana baskı uygulamıyor. Sana hoşgörülü ve adil davranıyor. Bana diyor ki iyi ki Osmanlı bizi fethetti. Fethet bizi Osmanlı. Hani e, fethetsene babacım. Arkadaşlar yani halkın işine geliyor. Halk diyor ki abi rahatım Bizans döneminde ağır vergiler, adaletsizlikler, anlayışsızlıklar, bana dokunmayan yılan bin yaşa Yani onlar da zoruna gidiyor. Onun için istimaliyet politikasının e, Osmanlı Devleti'nin fetihlerini kalıcı hale getirdiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Abdalan Rum dervişler, Ahyan Rum ahiler, Bacian Rum kadınlar, Gazian Rum gaziler ve Alpler, bunlar da Fetihlerin kalıcı olmasını sağlıyor. Yani Osmanlıda Fetihler sadece kılıç yoluyla yapılmıyor. Mesela dervişler var, bacıyan Rumlar var, Gazian Rumlar ve Abdalan Rumlar, mesela özellikle Abdalan Rumlar, yani dervişler, bir bölge fethedilmeden önce gidiyor, o bölgedeki yerel halkın gönlünü fethediyor ilk başta. Osmanlı'nın adaletli anlayışından bahsediyor, hoşgörüünden bahsediyor. Öyle ki Osmanlı girdiği zaman bazen hiç direnişle de karşılaşmıyor. Önemli bir strateji arkadaşlar. Dolayısıyla Osmanlı'nın fetihlerinin kalıcı hale gelmesinde İstimayet politikasının Ablan Rumların, Ahyan Rumların, Bajyan Rumların ve Gaziyan Rumların etkili olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar İstanbul'un fethi çok şükür. Şimdi arkadaşlar İstanbul'u kim fethediyor? Şimdi İstanbul'un e, Yıldırım Bayezid, 2. Murat arkadaşlar kuşatıyor fakat defalarca kuşattığında alamıyor. E, Tabi İstanbul'un güçlü surlara sahip olması, Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi yapılan kuşatmaların başarısızlıkla sonuçlanmasında etkili. Özellikle şu İstanbul'un güçlü surları Osmanlı Devleti'nin elini kolunu bağlıyor arkadaşlar. Peki hocam İstanbul neden fethedildi? Hani bugün canım çok sıkılıyor acaba İstanbul'u mu fethetsem diye düşündüler. Hayır. Birçok nedeni var. Şimdi onlara bakalım. Şimdi siyasi neden? Mesela ilk siyasi neden nedir? Bizans, Osmanlı şehzadelerini ve bazı beylikleri koruyor, para veriyor, Osmanlı'ya karşı kışkırtıyor. Yani Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale ediyor. E diğer taraftan Bizans Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozuyor. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar Osmanlı İstanbul'un çevresindeki bütün toprakları almış. Sadece Bizans kendisi kalmış. Yani İstanbul e, kalmış. Onun haricinde her yeri almış. Ama bu surlar izin vermiyor e, İstanbul'un fethine. Dolayısıyla e, toprak bütünlüğünün bozulması da siyasi nedendir. Arkadaşlar Bizans e, Avrupalı devletleri Osmanlı Devleti'ne kışkırttığı için bir de fetih hareketinde bulunduğu zaman Osmanlı sürekli Haçlılardan yardım istiyor ve Haçlı ordusu düzenlendiği için Haçlı seferlerine yol açıyor Bizans. E diğer taraftan ekonomik neden İstanbul coğrafi konumundan dolayı önemli ticaret yolları üzerinde hem Karadeniz ticareti hem İpek yolu ticareti önemli İstanbul üzerinden geçiyor. E diğer taraftan siyasi neden daha söyleyeyim size mesela coğrafi konum ve ticaret yolları. arkadaşlar coğrafi konum ticaret, ticaret yolları ekonomik nedendir toprak bütünün bozulması siyasi nedendir. Diğer taraftan bir siyasi neden daha Osmanlı Devleti sefere çıktığında geride Bizans gibi güçlü bir devlet bırakmak istemiyor. Diğer taraftan dini nedeni söylüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İstanbul bir gün mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne bir komutan o ordu ne güzel ordudur hadisi şerifi de. E, Fatih Sultan Mehmet bu hadisi şerife mazhar olmak istiyor. Yani öğlen komutan olmak istiyor. Onun için İstanbul'un fethinin hazırlıklarına başlıyor. Evet arkadaşlar peki e, Fatih Sultan Mehmet e, namı değer 1. Mehmet kuşatma için hangi hazırlıkları yapıyor? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda en çok uğraştıran beylik olan Karamanoğulları Beyliği kontrol altına alınıyor. Bazı devletlerle barışlar yapılıyor. İstanbul'u denizden kuşatmak için 400 parçalık bir donanma hazırlanıyor. Eğer Bizans ola ki Avrupa'dan yardım isteyecek, onun için e, Avrupa'dan gelecek yardımları önlemek amacıyla Balkanlara büyük bir ordu gönderilip hazır bekletiliyor orada. İstanbul'un güçlü surlarını yıkmak için en önemli, en önemli hazırlık budur arkadaşlar. Urban Usta'ya Şahi adı verilen Osmanlı İstanbul'un surlarını delecek büyük devasa toplar döktürülüyor arkadaşlar. Tabi askerlerin surlara tırmanabilmesi ve yaklaşabilmesi için şahi özür dilerim tekerlekli kuleler yapılıyor. İşte e, kaya ve taş fırlatılması için yine e, mancınıklar yapılıyor. Diğer taraftan e, Yıldırım Bayezid döneminde yapılan Anadolu Hisarı'nın tam karşısına Rumeli yani boğaz kesen hisarı yaptırılıyor. Bunlar Osmanlı Devleti'nin hazırlıkları güzel hazırlıklar asker sayısı arttırılıyor. Beyliklerden asker takviyesi alınıyor. Eyaletlerden asker çağrılıyor, asker getiriliyor. Peki arkadaşlar Bizans İmparatorluğu'nun eli armut mu topluyor? Hayır. Tabii üç buçuk atıyorlar ama e, İstanbul'un fethini önlemek amacıyla zayıf surları güçlendirerek Haliç'in girişini zincirler çekiyorlar arkadaşlar. E, Grejua adı verilen, Rum ateşi adı verilen, e, suda da, su üzerinde yanan ateşlerin sayısını arttırıyorlar. Avrupa'dan yardım istiyorlar. Asker sayısını da kısmen arttırıyor bunlar ama bunların hiçbiri İstanbul'un fethine engel olamıyor. Ah bir mehter maaşı verebilsem şimdi arkaya. Evet peki İstanbul'un fethi hangi sonuçlara yol açıyor arkadaşlar? Şimdi bunların ikiye ayırıyoruz biz. Türk tarihi açısından sonuçları sadece Osmanlı'yı ve Türk dünyasını ilgilendiren bir de dünya tarihi açısından bütün dünyayı devletleri ilgilendiren sonuçları. Şimdi bunlara sırasıyla bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Türk tarihi açısından sonuçta şimdi Osmanlı Devleti İstanbul'un fethedilmesiyle büyük bir imparatorluk haline geliyor arkadaşlar ve İstanbul devletin yeni başkenti oluyor. Biliyorsunuz 1. Murat döneminde Edirne başkent oluyordu. Artık yeni başkent İstanbul ve Osmanlı yıkılana kadar da başkent İstanbul olarak kalıyor. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlanıyor. Çünkü hem doğuda hem batıda hem kuzeyde hem güneyde bütün toprakları almışsın. İstanbul alınca toprak bütünlüğü sağlanmış oluyor. diğer taraftan hem İstanbul Boğazı hem Karadeniz Ticaret Yolu hem de İpek Yolu Osmanlı Devleti'nin denetimine giriyor. İkinci Mehmet'e Fatih unvanı veriliyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde kuruluş dönemi nafiş, finish onun yerine ne başlıyor artık? Yükselme dönemi başlıyor arkadaşlar. Ve Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki saygınlığı da artmaya başlıyor arkadaşlar. Saygınlığı da artıyor gitgide. Popüler bir hale geliyor karizma o biçim. Şimdi dünya tarihi açısından Doğu Roma İmparatorluğu yani arkadaşlar Bizans tarihe karışıyor. Roma İmparatorluğu diye bir şey kalmıyor artık. İstanbul'un fethinden sonra arkadaşlar İtalya yani Avrupa'ya kaçan bilim insanları var. Bu bilim insanları Rönesans ve Reform hareketleri gibi hareketlerin başlamasında etkili. Çağ açıp çağ kapatıyoruz. Kavimler göçünde olduğu gibi. Orta çağ sona eriyor ve yeni çağ başlıyor sevgili arkadaşlar. tabi ee, tabii diğer taraftan e, İstanbul'un fethiyle güçlü surların yıkılabileceği anlaşılıyor şahit toplarıyla birlikte. Bu durum da Avrupa'da şatoların biliyorsunuz etrafında tarara falan var. O şatolara biz ne diyoruz? Şatoların derebeyleri oturuyor orada. Feodalite bir yönetim şeklidir. feodalite yani derebeylik rejimi yıkılıyor. Yıkılmaya başlıyor. Onun yerine de krallıklar güç kazanıyor arkadaşlar. Bu da dünya tarihi açısından sonuçlarına örnek olarak gösterilebilir İstanbul'un fethinin. Evet arkadaşlar Doğu'nun Fatih, Yavuz Sultan Selim. Arkadaşlar Yavuz Sultan Selim ilk olarak dini ve siyasi faaliyetlerde bulunan Şii propagandası, mezhep propagandası yapan Safevi Devleti üzerine sefer düzenleyip çaldıran savaşında Safevi Devleti'ni yeniyor. Diğer taraftan Safevilerin Anadolu üzerinde yani beylikler üzerindeki baskısını kaldırıp bir güvenliği sağlıyor. Yani aslında Yavuz Sultan Selim tahta geçer geçmez yüzünü nereye dönüyor? Doğuya dönüyor. Onun için biz Yavuz Sultan Selime Doğu'nun Fatih Umanlığı vermişiz. 1515 yılında arkadaşlar Turna Dağı Savaşı ile Dulkadir Oğulları Beyliğini ortadan kaldırıyor. Bir Türk Beyliğidir arkadaşlar. E Tabii Turna Dağı Savaşı ile Ramazanoğulları ve Dulkadir Oğulları Beyliğine son veriyor. Peki hocam önemi ne? Anadolu kesin olarak arkadaşlar Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlanmış oluyor. Anadolu'da kesin olarak Türk siyasi birliği Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları belini alan Yavuz Sultan Selim döneminde sağlanıyor diyebiliriz. Şimdi önemli olan Mısır'ın fethidir arkadaşlar. Mısır seferidir. Yavuz Sultan Selim Mısır'da bulunan Memlük devleti üzerine e, sefer yapıyor arkadaşlar. Mercidabık ve 1516 Mercidabık 1517 Ridaniye savaşlarında Memlük Devleti'ne Yavuz Sultan Selim son veriyor. Mısır Seferi'nin nedenlerine ve sonuçlarına bakalım. Arkadaşlar şimdi Memlük Devleti'nin Osmanlı'ya karşı bazı şehzadeleri ve devlet bazı devletlerle işbirliği yapıldığı biliniyor. Yani şehzadeleri kışkırtıyor, bazı devletlerle işbirliği yapıp ayaklanmalara falan yol açıyor. Bu da Yavuz Sultan Selim'in yüzünü Mısır'a dönmesinde etkili. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren devam eden bir Hicaz su yolları meselesi var. Su problemi var, su sıkıntısı var, su çatışması var. Her iki devlet de İslam dünyasının siyasi lideri olmak istiyor. Ve Memlükler Osmanlı Devleti'nin kervan ticaretine zarar verici faaliyetlerde bulunuyor. İşin içinde siyaset var, din var, para var, her şey var arkadaşlar. Peki Yavuz Sultan Selim ne yapıyor arkadaşlar? Sahra çölünü geçerek ordusuyla e, Mercidabuk ve Ridaniye savaşlarıyla Memlük devletini yıkıyor. Arkadaşlar kutsal topraklar olan Mekke ve Medine Osmanlı devletinin eline geçiyor. Baharat yolu bak İpek yolu Fatih Sultan Mehmet döneminde Baharat yolu da Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı'nın kontrolüne giriyor. Halifelik makamı yani halifelik artık Osmanlı devletinin eline geçiyor. Yani artık Osmanlı padişahları halife unvanına da sahip. Arkadaşlar halifeliğin Osmanlı Devleti'ne geçmesiyle Osmanlı padişahları dini bir unvan kullanmaya başlıyor. Halife bu da teokrasiye geçiş değil de Osmanlı yönetim anlayışı teokratik bir görünüm yani dini yönetim yani dini anlayışlı bir yönetim görüntüsü kazandığını söyleyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Evet sevgili arkadaşlar Orta Avrupa'nın kilidi yani Orta Avrupa'nın kapısı olan Belgrad'ı 1521 yılında alıyor kanuni. Kanuni Sultan Süleyman çıkardık kanunlar adaletli anlayışından dolayı kanuni unvanını alıyor. Ee, ömrünün büyük bir kısmı at üstünde geçiyor arkadaşlar seferlerde geçiyor. Osmanlı Devleti en parlak dönemini Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamıştır. Mohaç Savaşı'nda Macarları yenerek Orta Avrupa'daki Osmanlı hakimiyetini güçlendiriyor. Arkadaşlar Mohaç Savaşı dünya tarihinde en kısa sürede e, son eren savaştır. 2-2,5 saatti yanlış hatırlamıyorsam. E, o kadar kanlı bir savaş ki kanun ellerini açıyor. Ya Rabbi bana bir daha böyle bir sefer pardon böyle bir zafer nasip etme diyor arkadaşlar. Muhaç Ovası'nın dibi böyle komple kan akıyor diyebilirim. Çok şiddetli, dehşetli ve va vahşet dolu bir savaş ama ne yapalım yani Osmanlıyız abi rahat durmuyorlar. Biz de fetih hareketi bak teslim olun diyoruz. Ya rahat dur teslim ol. E ama olmuyor ne yapalım. Arkadaşlar Fransa Kralı 1. Fransuva'yı destekleyerek bazı kapitülasyonlar veriyor. Amaç ne? Arkadaşlar Fatih döneminde de Avrupa'ya kapitülasyon, ekonomik ayrıcalık veriyoruz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde de temel amaç ticareti geliştirmek ve Avrupa'da mezhep birliğini parçalamak, bozmaktır diyebilirim. Diğer taraftan Viyana'yı kuşatıyor ama ağır kış şartlarından dolayı Viyana'yı fethedemiyoruz. Doğu'da İran'a karşı sefer düzenleyip İran'ı kontrol altına alıyoruz arkadaşlar. Ömrünün büyük bir kısmı dediğim gibi at üstünde seferlerde geçiyor ve Fatih Sultan Mehmet var seferiyle ömrünü tamamlıyor. Bu dönemde arkadaşlar Akdeniz bir Türk, Türk gölü haline geliyor. Onu ayrı bir konu içerisinde değerlendireceğiz. Preveze Deniz Savaşı ile. Haçlıları yeniyoruz. Ondan sonra Akdeniz'e hakimiyet altına alıyoruz. Ege'nin büyük bir kısmını hakimiyet altına alıyoruz. Hem denizlerde hem karalarda... Arkadaşlar Osmanlı Devleti en parlak dönemini Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamıştır. Bunları bilmeniz sizin için yeterli olacaktır. Evet denizlerde yaşanan gelişmeler arkadaşlar. İlk donanma kimin zamanında kuruluyordu? Ee, Orhan Bey zamanında biz yollarını beyliğini aldığımız için ilk donanma sahibi oluyoruz. İlk tersane, tersane nedir? Gemi yapılan yer. İlk tersane 1. Bayezid döneminde yani Yıldırım Bayezid tarafından Gelibolu'da yaptırılıyor. Ee, arkadaşlar biz Akdeniz ve Karadeniz'e hakim olabilmek için iki tane büyük güçle mücadele ediyoruz. Biri Venedik, diğeri Cenevizler. Bunlar denizlerde güçlü. Arkadaşlar Akdeniz ve Karadeniz hakimiyetinde mücadele ettiğimiz devletler Venedik ve Cenevizler. Ama bizim için önemli olan arkadaşlar e, Preveze Deniz Savaşı'dır e, ve Akdeniz ve Karadeniz iki deniz inceleyelim. İlk başta Karadeniz'de başlayalım. Fatih Sultan Mehmet döneminde 1475 yılında Kırım fethediliyor. Böylece arkadaşlar Karadeniz bir Türk gölü haline geliyor. İpek yolunun kontrolü Osmanlı devletine giriyor tam anlamıyla. Kırım'ı fethettikten sonra İpek Yolu hakimiyeti kimin eline geçiyor? Osmanlı'nın eline. Karadeniz hangi zaferle daha hangi gelişmeyle bir Türk gölü haline geliyor? Kırım'ın fethedilmesiyle. Arkadaşlar yine Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul, Amasra, Sinop, Trabzon ve bazı Ege adalarının alınmasıyla Osmanlı devletinin deniz ticaretindeki etkinliği artıyor ve para kazancımız da yine artmaya devam ediyor. Arkadaşlar Limni, Midilli, Gökçeada, Eğriboz adaları fethediliyor ve Ege denizindeki ticaret de kontrol altına alınıyor. Bak en önemli yere geliyorum. Soru çıkacak, yazılıda çıkacak, denemede çıkacak yere geldim şimdi. Akdeniz'de hakimiyet sağlamak amacıyla Rodos adası alınıyor. Rodos adası. Preveze Deniz Savaşı ile arkadaşlar biliyorsunuz Barbaros Hayrettin Paşa Preveze Deniz Savaşı'nda haçlıların ağzını burnunu paramparça ediyor ve Osmanlı Devleti Akdeniz'de üstünlüğü ele geçiriyor ve Preveze Deniz Savaşı'yla Akdeniz Türk Gölü haline geliyor. Arkadaşlar Akdeniz egemenliğimizi güçlendirmek ve sağlamak amacıyla Fransa'ya denizden yardım gönderiyoruz. Cezayir Bey, Bey Barbaros Hayrettin Paşa İstanbul'a davet ediliyor. Barbaros Hayrettin Paşa'ya kaptanı deryalık donanma komutanlığı veriliyor ve Cezayir Beylerbeyliği veriliyor. Böylece Cezayir Osmanlı topraklarına katılıyor. Yani Barbaros Hayrettin Paşa kaptan derya olunca Cezayir'i de otomatikman Osmanlı toprağına katmış oluyoruz arkadaşlar. Ee, Barbaros Hayrettin Paşa Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlı donanmasını mağlup ediyor ve Akdeniz bir Türk gölü haline geliyor. Bak bu kısım çok önemliydi. Lütfen burayı aklınızın bir köşesine yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar denizde yaşanan gelişmelere devam ediyoruz ee, Kıbrıs'ın biz fethettikten sonra papanın çağrısıyla Haçlı donanması toplanıyor arkadaşlar maalesef İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı donanması yeniliyor ee, bu da donanmanın güçlendirilmesi gerektiğini biraz daha güçlendirilmesi gerektiği gerçeğini ortaya çıkarttığı için Osmanlı Osmanlı devletinde donanmaya veren ağırlık artmaya başlıyor ikinci Selim döneminde arkadaşlar Akdeniz'in güvenliğini sağlamak amacıyla Kıbrıs kuşatılıyor ve ikinci Selim döneminde Kıbrıs'ı fethediyoruz. Kıbrıs'ın edilmesi de tam anlamıyla Akdeniz'in bir Türk gölü haline geldiğini söyleyebilirim. Ve Akdeniz artık tamamen Osmanlı hakimiyetine giriyor. Ee, Tabi İnebahtı Deniz Savaşı'nda Barbaros Hayrettin Paşa yenilince diyor ki Biz diyor e, Kıbrıs'ı almakla diyor e, Siz diyor İnebahtı bizim donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı kestiniz. Biz diyor e, yine Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Kesilen kolun yerine yeni bir kol çıkmaz ama kesilen sakal daha gür çıkar diyor. Cevaba bak senin Allah'ına kurban Barbaros. Evet sevgili arkadaşlar coğrafi keşifler Avrupalı devletlerin yeni yerler keşfetme, görme amacıyla yapmış olduğu seyahatlere, gezilere biz coğrafi keşifler diyoruz. Yoksa hanım canım çok sıkıldı ne yapalım coğrafi keşifleri başlatalım falan diye bir olay yok. Amaçları var. Neden ortaya çıktı coğrafi keşifler? Alanlarla birlikte bilin lütfen. Arkadaşlar Avrupalıların doğunun zenginliklerine ulaşma isteği ekonomik nedendir? Marco Polo bir kitap yazıyor arkadaşlar. Bu kitapta doğunun zenginliklerinden bahsediyor. Avrupalılar bu kitabı okuduktan sonra doğunun zenginliklerine ulaşmak için coğrafi keşifleri başlatıyor. Avrupalı devletler Hristiyanlık dinini yaymak istiyor. Dini nedendir? Coğrafya bilgisi ilerliyor. Okyanusta dayanıklı gemiler yapılıyor. Ondan sonra macera, perest denizciler yetişiyor arkadaşlar. Bu da kültürel ve teknik nedendir. İpek ve Baharat yolu gibi ticaret yolları Osmanlı Devleti'nde Avrupalı devletler artık vergi vermek istemiyor. Yeni yollar bulmak istiyorlar. Bu da arkadaşlar ekonomik nedendir ki bu bence arkadaşlar coğrafi keşiflerin en önemli nedenidir. Ee, Tabi Avrupalılar haç seferleri sırasında tuvaletti, kağıttı, matbaaya da önemli olan pusulaydı. Bunları Müslümanlardan öğreniyor ve bunları geliştiriyorlar. Pusu da geliştirince yönünü bulursun. Bu da coğrafi keşiflerin arkadaşlar kültürel nedenleridir. Dolayısıyla birçok keşif hareketi yapılıyor. Evet arkadaşlar coğrafi keşiflerle birlikte birçok yer kıta bölge keşfediliyor. Bartel Dias, Ümit Burnu'nu Güney Afrika'da yer alan arkadaşlar diğer bir adıyla Fırtınalar Burnu'nu keşfediyor. Ee, tabi Vasco de Gama ise arkadaşlar Ümit Burnu'ndan geçerek Hint deniz yolunu keşfediyor. Yani Ümit Güney Afrika'dan Hindistan'a ulaşıyor arkadaşlar. Christoph Kolomb Amerika kıtasına ilk ulaşan denizcidir. Ama buranın Amerika değil de Hindistan olduğunu düşünülüyor. Çok talihsiz bir adam. Düşün yeni bir kıta keşfediyorsun ama bunu daha önce bilinen, bulunan Hindistan olduğunu düşünüyorsun. Adam diyor ki ben Hintli değilim. Amerikanım, Amerikano. Ya diyor ki Hintlisin oğlum. Numara yapma, ayağa geç. Burası Hindistan. Benim pusulam şaşmaz gibi. Ama tabi Amerika Vespucci'nin kafası çalışıyor. 1507'de Amerika'ya ulaşıyor ve buranın yeni bir kıta olduğunu keşfediliyor. Bu kıtaya onun için Amerika adı veriliyor arkadaşlar. İspanyol Kaşif Magellan dünyayı dolaşarak arkadaşı Delcano ile birlikte dünyayı dolaşarak buranın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişi oluyor arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar Magellan arkadaşı Delcano ile birlikte yola çıkıyor. Filipinler de tam artık tur bitecek. Dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanacak. Ee, bir yer, yerel halkla e, Filipinler'de bir savaşa giriyor. Bu savaşta e, Magellan'ı öldürüyorlar. Bu seyahati tamamlayan kişi de Delcano ama biz Magellan diyoruz. E, dünyanın yuvarlak olduğunu bilimsel olarak ispatlayan kişiye. E, tabii öldüren adam bizim bir Filipinli hocamız vardı arkadaşlar. Çok merak etmiştim. ya Demiştim ki Magellan'ı kim öldürdü? Adını biliyor musun? Diyor ki biliyorum. Bizde halk kahramanı gibi bir şey. Neymiş adı? Macellan'ı Magellan'ı toprağa, kara toprağa gömen Magellan'ı bizden alan, bizden çalan kişinin adı. Arkadaşlar Filipinli lua lua, lua lua. Ciğerimizi söktün Lua Lua. öldürerek bizi mahvettin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Coğrafi keşiflerin sonuçları. Arkadaşlar coğrafi keşiflerle birlikte yeni yollar bulunduğu için İpek ve Baharat yolları Akdeniz limanları önem kaybediyor. Bu da Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Bunun yerine Atlas Okyanusu limanları önem kazanmaya başlıyor. Hristiyanlık keşfedilen bölgelerde yayılmaya başlıyor. Bak birinci madde ekonomik sonuç. ikinci madde dini sonuç. Arkadaşlar normalde kilise ne diyordu? Dünya düzdür. Fazla giderseniz düşerseniz bir öküzün boynuzlarının üzerinde duruyor. Biz buna ne diyoruz? Gerici düşünce. Skolastik düşünce. Dolayısıyla dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlanmasıyla birlikte skolastik düşünce zayıflıyor. Keşfedilen yerlerdeki değerli madenler ve eşyalar sömürgeleştirilerek Avrupa'ya getiriliyor arkadaşlar. Avrupa zenginleşiyor ekonomik. Avrupa arkadaşlar Burjuva adı verilen, Soylu'lar adı verilen yeni zengin bir sosyal sınıf ortaya çıkıyor. E, bu keşifleri gerçekleştiren İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda. Tabi bunlar e, gerçekleştirdikleri sömürge ve ticaretle birlikte zengin, zenginleşip geniş bir sömürge ağları kuruyorlar arkadaşlar. Yeni bitki ve hayvan çeşitleri tanınıyor. Kakao, patates, domates gibi bitkiler ve hindi gibi hayvan türleri Avrupa'ya getiriliyor. E coğrafi keşifler Fatih Sultan Mehmet'ten sonra gerçekleştirildiğine göre Osmanlı kuruluş dönemi padişahları ve Fatih Sultan Mehmet menemen yememiştir arkadaşlar. Bunun cevabını söylüyorum size. Evet arkadaşlar Rönesans. Rönesans nedir? Kelime anlamı yeniden doğuştur arkadaşlar. 15 ve 16. yüzyıllarda yani 1400'lü ve 1500'lü yıllarda Avrupa'da bilim, sanat, edebiyat ve mimari gibi kültürel gibi alanlarda meydana gelen değişim ve yenileşmeye biz Rönesans adını veriyoruz arkadaşlar. Rönesans ilk olarak İtalya'da başlıyor. Niye hocam İtalya? Hani o komoko kim şişko mu yapmışlar? Hayır. Arkadaşlar İtalya bir kere para bakımından para çok gibi. Zenginler, ekonomisi güçlü. Roma ve Yunan kültürüne ait birçok eser burada. Kültürel olarak kafa ileride. Özgür düşünce ortamı var. Hristiyanlığın merkezi. E diğer taraftan arkadaşlar bunlar İslam dünyasına yakın olduğu için gelişmiş İslam medeniyetini inceleme fırsatı, etkileşim yaşama fırsatları daha yüksek. Onun için Rönesans İtalya'da başlıyor. Peki Rönesans niye ortaya çıktı? Yeniden doğuş niye başladı? Şimdi kağıt ve matbaa kullanımı başladığı için Avrupa'da yaygınlaşmaya başladığı için Okuma ve yazma oranı, bilginin yayılma hızı kolaylaşıyor arkadaşlar. E diğer taraftan coğrafi keşiflerden sonra sanat ve sanatçıyı destekleyen mesen sınıfı diye bir sınıf ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bunlar şöyle çiz, yaz, et, matbaa, al sana kağıt, resim yap, şarkı söyle. E para var arkadaşlar destekliyorlar. Eski uygarlıklara ait eserlerle birlikte Müslüman kültürüne ait eserler latinceye çevrilip yine matbaada çoğaltılıyor. İslam kültür ve medeniyeti daha gelişmiş. Çeviriyorlar. Aa, kafa iki level yukarıya. Dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanmış coğrafi keşiflerle birlikte. Dünyanın düz olduğunu savunan kiliseye, din adamlarına e, güven azalıyor. Skolastik düşünce zaten zayıflamış durumda kısmen. Onun için Rönesans hareketleri başlıyor arkadaşlar. Şimdi Rönesans sonucunda Rönesans döneminde ne oldu? Rönesans döneminde Leonardo da Vinci, Shakespeare, ondan sonra arkadaşlar Raphael, Donatello onu da artık ninja kaplumbağalarından biliyoruz. Birçok sanat eseri ortaya koyuyor arkadaşlar. Mozart, Beethoven bunlar birçok eser ortaya koyuyor. Bu eserlerde arkadaşlar birçok sanatsal çalışma yapılıyor. Skolastik düşünce zayıflıyor. Yani kilise kafası zayıflamaya başlıyor. Tabi skolastik düşüncenin zayıflamasıyla reform hareketleri de ortaya çıkıyor. Avrupa'da skolastik düşünce zayıflayınca bilimsel düşünceye verilen önemin arttığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bilimsel düşünceye verilen önem artıyor. Bu da neye ortam hazırlıyor? Aydınlanma çağı. Onu işleyeceğiz zaten. Ee, Rönesans ile Avrupa'da yeni bir sanat anlayışı ortaya çıkıyor. Mesela nedir? Mimaride barok, geometrik şekiller. Ee, daha sonra rokoko sanatı ortaya çıkıyor arkadaşlar. İnsanın anatomik yapısını incelenen resimler yapıyor, heykeller yapılıyor. İnsanların damarlarına kadar gösteren heykeller yapılıyor arkadaşlar. Tabii bu dönemde insanın ve insani değerlerin ön plana çıkmaya başlaması da humanizm kavramını ortaya çıkartmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Humanizm kavramını ortaya çıkartmıştır. Bu önemlidir. Evet sevgili arkadaşlar reform reform nedir? Arkadaşlar 16. yüzyılda yani 1500'lü yıllarda Avrupa'da Hristiyanlık dininde Katolik Kilisesi'ne karşı meydana gelen değişim ve yenilik hareketlerine biz reform adını veriyoruz. Dini alanda gerçekleşmiştir. Peki reform neden ortaya çıktı? Arkadaşlar şimdi Rönesans'tan sonra bu gerici düşünce olan kilise öğretisi olan skolastik düşünce zayıflamaya başlıyor arkadaşlar. Skolastik düşünce zayıflıyor. Diğer taraftan özgür düşünce Önem kazanmaya başlıyor Katolik kilisesi bozulmuş Din adamları dini kendi çıkarları için Kullanıyor Endürijans ve Afaroz gibi haksız uygulamalar Var nedir bu Endürijans ve Afaroz Afaroz bir kişiyi dinden Çıkartmaktır Endürijans ise cennetten Arsaz ve tapu satma uygulamasıdır Arkadaşlar e Bunlar cennetten tapu sattığı için Para kazanıyorlar Yani kilise gitgide para kazanmaya başlıyor e diğer taraftan diyorlar ki ne alakası var diyor ki İncil'de öyle yazıyor. Matbaa gelişmiş, İncil latinceye çevriliyor, İncil'i çoğaltıyorlar, okuyorlar ki papazların hepsi yalan söylemiş. E diğer taraftan bu şekilde arkadaşlar reform hareketleri başlıyor. Evet arkadaşlar reform hareketleri sırasında Martin Luther kilisenin kapısına 95 maddelik bir bildiri asıyor. E, papanın ve papazların söylediği şeylerin yalan olduğunu söylüyor. İçeriye giriyor. Diyor ki ben cehennemi satın almaya geldim. Papazlar diyor ki oğlum manyak manyak konuşma. 3-5 kuruş paran varsa gel cennetten sana arsa satalım rahat et. Diyor ki abicim ben cehennemi satın alacağım. Hadi <laughs> kafaya bak diyor. Tamam diyor satalım sana cehennemi. Kaç para arkadaşlar cehennem olduğu için ya 3-5 kuruş ver senin olsun diyor cehennem. Ama diyor bir şartla. Diyor ki cehennemime kimseyi istemiyorum diyor Martin Luther. Tamam diyor sıkıntı yok. Cehennemin tamamını satın aldığına yönelik bir belge imzalatıyor alıyor dışarı çıkıyor diyor ki. Arkadaşlar diyor artık cennetten tapu almanıza gerek yok. Cehennemin hepsini ben satın aldım. Kendi cehennemime hiç kimseyi almıyorum. Aa, kafa işte bizim istediğimiz kafa bu ya. Adam zeki millet diyor ki, tamam kurtulduk. Arkadaşlar reformun sonucunda ne oluyor? Eğitim ve öğretim faaliyetleri kilisenin elinden çıktığı için eğitimde laikleşme sağlanmıştır diyebiliriz. Kiliseye duyulan güven azalıyor. Skolastik düşünce ortadan kalkıyor. Diğer taraftan Bilimsel çalışmaların önündeki e, dini engel olan skolastik düşünce. Ondan sonra kilise ortadan kalktığı için aydınlanma çağı adı verilen döneme zemin hazırlanıyor. Bak burası önemli. Buraya dikkat çekelim arkadaşlar. Avrupa'da protestanlık e, Almanya'da protestanlık Fransa'da kalvenizm, İngiltere'de anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıkıyor ve Avrupa'da mezhep birliği parçalanıyor. Osmanlı'da arkadaşlar zaten bu mezhep Birliğinin parçalanması, din savaşlarının ortaya çıkmasından dolayı Avrupa'da elini kolunu sallaya sallaya ilerliyor ve yeni topraklar elde ediyor. Tabi krallar üzerinde kilisenin baskısı vardı. O baskı ve tehdit ortadan kalkıyor. Soylular kilisenin elindeki topraklara el koyuyor. Kilise artık ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci artık kaçıncı plana gitti bilmiyorum ama etkisi ortadan kalkıyor. Evet arkadaşlar aydınlanma çağı. Aydınlanma çağı nedir? Coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform hareketlerinin etkisiyle skolastik düşüncenin yıkılıp yerine özgür düşüncenin önem kazanmasıyla birlikte 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da her alanda bilimsel düşüncenin önem kazandığı Deney ve gözlemin esas alındığı döneme biz ne diyoruz? Aydınlanma çağı diyoruz. Yani aydınlanma çağı ampulün bulunmasıyla başlamıyor arkadaşlar. Kafanın aydınlanması, ha? odaların aydınlanması falan değil arkadaşlar. Bunu sormuştum, öyle bir cevap almıştım da Onun için söylüyorum. Aydınlanma çağı düşünürlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda toplum, doğa, insan, siyaset, ekonomi ve tarih alanında yeni fikirler ortaya koyuyor arkadaşlar. Mesela işte Newton'un yer çekimini bulması Ondan sonra akılcılık ve deney gözlem ön plana çıktığı için arkadaşlar e, humanizm, insan sevgisi ve insan hakları gibi düşünceler gelişmeye başlıyor. Ondan sonra Osmanlı devleti, tabi Osmanlı da arkadaşlar aydınlanma çağına yine bilimsel gelişmeler ilgisiz kaldığı için Avrupa ilerliği Osmanlı devleti gerilemeye başlıyor. Mesela Newton'un yer çekimini bulması, Kop Kopernik'in gezegen sistemini keşfetmesi, Galileo'nun Dünyanın yuvarlak olduğuna yönelik çalışması ve teleskopu bulması. Bunlar arkadaşlar çok çok önemli ki e, aydınlanma çağında yapılan çalışmalar sanayi inkılabının temelini oluşuyor. Çünkü bu buradaki bilimsel çalışmalar e, teknolojiye dönüşünce e, buhar makinesi bulunuyor ve bu sefer de sanayi inkılabı başlıyor arkadaşlar. E, kısacası aydınlanma çağında birçok bilimsel çalışma yapılıyor. Özellikle Newton'un kütle çekim kanunu bulması. Evet arkadaşlar bu dönemde yapılan çalışmalar sanayi inkılabının temelini oluşturuyor diyebiliriz. Bu bizim için önemlidir. Evet arkadaşlar sanayi inkılabı nedir? Şimdi sanayi inkılabı coğrafi keşiflerle birlikte sömürgeleştirilen yerlerde oradaki milletin elindeki altının, kömürün, paranın hepsinin üstüne çöküyorlar arkadaşlar ve Avrupa'ya bol ve ucuz ham madde getiriliyor. Yeni keşfedilen bölgelerden getirilen köleler sayesinde de iş gücü oluşuyor. Tabi bu gelişmeler haricinde aydınlanma çağında yaşanan bilimsel gelişmeler teknolojiye dönüşünce sanayi inkılabı başlıyor. James Watt tarafından buhar gücü, buhar makinesi keşfediliyor. Arkadaşlar tabi buhar gücünün keşfedilmesinden sonra da insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş yapılıyor. Bu da neyi başlatıyor? Sanayi inkılabını başlatıyor. Tabi e, James Watt'tan önce Deniz Papin diye bir adam düdüklü tencereyi bulunuyor. Atıyor içine buhar gücü patatesi 2 dakikada pişiriyor. Hocam konuyla alakası var mı? Yok. Neye bağlayacağım? Buhar gücüne. E James Watt da diyor ki sen bunu o zaman buhar bir güç. Ben bunun makinesini yapayım. Makinesini yapınca ne bulunuyor arkadaşlar? E, ne başlıyor? Sanayi İnkılabı başlıyor. Evet 18 ve 19. yüzyıllarda etkili oluyor Sanayi İnkılabı. İlk olarak İngiltere'de başlıyor. Daha sonra bütün Avrupa'ya yayılıyor. İlk olarak Manchester şehrinde ve dokumacılık alanında başlıyor arkadaşlar. Yani buhar gücünün keşfi aydınlama çağındaki buluşlar, buhar makinesinin bulunması, Avrupa'dan coğrafi keşiflerle birlikte bol miktarda ucuz iş gücü ve ham maddenin getirilmesi sanayi inkılabının nedenleridir. Sanayi inkılabının sonuçlarına bakalım. Arkadaşlar çevre sorunları artmaya başladı. Çünkü yakıt yakıyorsun. Ne yakıyorsun arkadaşlar? Kömür yakıyorsun. Hava kirliliği arttı. Köylerden kentlere doğru göçler artınca... Çevre kirliliği de artıyor. Bunu da söylemiş olduk ki köylerden kentlere doğru göçlerin artması kültürel sorunlar da ortaya çıkıyor. Kültürel çatışmaları. Buharlı gemiler ve lokomotifler yapılınca ulaşım gelişiyor. Fabrika sayısı artıyor ve seri üretim başlıyor. Ham madde ve pazar sorunu ortaya çıkıyor. Büyük fabrikalar arkadaşlar kuruluyor. İşçi sınıfı ortaya çıkıyor. Ee, çocuklar işçi olarak çalıştırıldığı için işçi hakları, sendikalaşma, grev gibi kavramlar ortaya çıkıyor. Ee, tabii petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarının önemi artıyor bu da sömürgeciliği hızlandırıyor ee, İşçi sınıfının ortaya çıkması ve işçi haklarını korumak için sendikalar kuruluyor söyledim zaten İnsan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç azalıyor bir daha söylüyorum makina gücüne geçiş yapılıyor Bu da seri üretimin başlangıcıdır zaten Önemli olan bu alt taraftır arkadaşlar Şimdi sanayi inkılabı ile birlikte sanayisi gelişen devletler için ham madde ve pazar sorunu olmak üzere iki sorun çıkıyor. Sanayide hangi yakıtı kullanacağım? Ham madde sorunu. Ürettiğimi kime satacağım? Pazar sorunu. Bu ihtiyaç hangi kavramı ortaya çıkartıyor arkadaşlar? Sömürgeciliği ortaya çıkartıyor. Ee, sömürgecilik nedir? Sömürgecilik dedik 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 artık bir açıklayalım biz bunu. Arkadaşlar sömürgecilik bir devletin başka bir devleti ya da milleti egemenliği altına alarak ekonomik ve siyasi çıkar sağlamasıdır ama daha çok ekonomik. Şimdi sen güçlüsün, sınıfta cılız biri var. Tabii siz böyle bir şey yapmayın, ben böyle bir şey söylemiyorum. Sadece örnek veriyorum. Cılız, güçsüz böyle efendi bir çocuk var. Ee, kişili öyle, karakteri öyle. Her sabah tost alıyor. Senin paran yok, sen tost alamıyorsun. O sabah, her sabah gidip ona çöküyorsun. Diyorsun ki o tostun yarısını bana ver. Yarısını diyorsun ama bir kırt digini böyle veriyorsun ona. Geri kalanını kendi yiyorsun. İşte bu sömürgecilik. Sürekli arkadaşının silgisini kullanıyorsun. Sen kendin silgi almıyorsun. Bu sömürgecilikti. Sömürmeyin birbiriniz arkadaşlar. Kötü bir kavram. Arkadaşlar sanayi inkılabının ortaya çıkardı. değişimlere Osmanlı Devleti Avrupa'da yaşanan birçok gelişme olduğu gibi ayak uyduramıyor. Osmanlı Devleti 19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupalı devletlerin istilasına uğruyor. Yani üretilen ürünler kapitülasyonların da etkisiyle Osmanlı piyasasına giriyor. Osmanlı piyasası alt üst oluyor. Osmanlı dışarıdan işlenmiş ürün. Dışarıya ham madde satan bir ülke haline geldiği için ekonomi bozuluyor ve Osmanlı Devleti'nin çöküşü hızlanıyor. Ham madde kaynağımız da bol. Bizi böyle ne yapıyorlar? Hedef tahtasına koyuyorlar. Bizi sömürmeye çalışıyorlar. Ham madde kaynaklarımız bol olduğu için. Evet arkadaşlar Fransız İhtilali. Fransız İhtilali nedir? 1789 yılında Fransa'da başlayan halk hareketidir arkadaşlar. Peki bu ihtilal neden başladı? Neye yol açtı? Hemen ona bakalım. Arkadaşlar şimdi Rönesans, Reform ve Aydınlanma çağı ile birlikte özgür düşünce fikri yayılıyor. Özgür düşünceden önce Avrupa'da kilise öğretisi olan skolastik düşünce var. Tabi bu olaylarla birlikte artık özgür düşünce gelişmeye başlıyor. E, devlet yönetiminde de toplumsal hayatta da burjuva adı verilen soylu sınıf söz sahibi olmaya başlıyor. E, reform hareketleriyle birlikte kilise gücünü yitiriyor. E, toplumda gelir adaletsizlikleri var. Yani ekonomik sıkıntılar var. Ee, halk zor durumda toplumsal ve siyasal reform isteyen düşünürlerin e, halkı bilinçlendirmeye başladı. Kim bunlar? Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire bunlar yazmış olduğu kitaplarda e, ulusal egemenlik, milliyetçilik, özgürlük, adalet, kuvvetler ayrılığı gibi kavramlara dikkat çekiyorlar. Halk bu kavramları okuyor tabi. E, diğer taraftan e, krallar istediği gibi at koşturuyor. Monarşi var, siyasi bir baskı var. Bunun üstüne de parasızlık eklenince ha, halk diyor ki yeter lan. Fransız İhtilali başlıyor arkadaşlar. Peki hocam Fransız İhtilali ne yol açıyor? Arkadaşlar bir kere çağ açıp çağ kapatıyorlar Fransızlar. Yeni çağ sona eriyor, yakın çağ başlıyor arkadaşlar. Yeni çağ sona eriyor, yakın çağ başlıyor. Fransa'da monarşi rejimi yani tek kişinin hakim olduğu yönetim sistemi olan monarşi rejimi yıkılıyor. Onun yerine e, ulusal egemenlik ilkesi benimseniyor ve meşrutiyet rejimine geçiş yapılıyor arkadaşlar. Yani halkın yanında, kralın yanında bir de halk var. Biz buna meşrutiyet rejimi diyoruz. Daha sonra tam anlamıyla işte artık o krallık da yıkılıyor. Tam anlamıyla ulusal egemenlik yani halkın yönetimde etkili olduğu sisteme geçiş yapılıyor. Dünya genelinde eşitlik, özgürlük, adalet kavramları önem kazanıyor. Demokratik yönetim anlayışı önem kazanıyor arkadaşlar. Ulusal egemenlik. İnsan hakları ilk defa anayasa ile güvence altına alınıyor arkadaşlar. Bu önemli bir adımdır insan hakları açısından. Hukuk devleti açısından önemli bir adımdır. Ee, en önemlisini söylüyorum size. Bu önümüzdeki yıl yani 8. sınıf inkılap tarihi LGS'de de karşınıza çıkacak. Milliyetçilik kavramı yaygınlaşmaya başlayınca çok uluslu devletler dağılma sürecine giriyor. Ne demek istiyorum? Şimdi sen Sırpsın, diğeri Rum, diğeri işte atıyorum Bulgar diyor ki biz Osmanlı'ya niye bağlı kalalım ki abi ayaklanıp kendi devletimizi kuralım. İşte milliyetçilik çok uluslu imparatorlukların dağılma sürecine girmesine yol açıyor. Özellikle Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu yapıya sahip olduğu için Fransız İhtilali'nin ortaya çıkartmış olduğu milliyetçilik akımından olumsuz etkileniyor. Milliyetçilik kavramının etkisiyle Osmanlı bünyesinde yaşayan azınlıklar ayaklanarak bağımsızlıklarını kazanıyorlar. O zaman Fransız İhtilali Osmanlı devletinin Toprak kayıpları yaşamasına yol açıyor mu? Evet arkadaşlar. Parçalanmasına yol açıyor mu? Evet arkadaşlar. Bağımsızlık ayaklanmalarına yol açıyor mu? Evet arkadaşlar. Bunların hepsine teker teker evet cevabını verebiliriz. Tabi Osmanlı Devleti tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, meşrutiyetin ilanı gibi birçok çalışma yapıyor. Çünkü Avrupa'da ulusal egemenlik, demokrasi kavramı önem kazanmaya başlamış hukuksal e, yenilikler yapıyorlar. Tanzimat Fermanı ile işte gayrimüslimlerle Türklere eşit hale getirilmeye çalışıyor, yemiyor. Islahat Fermanı ile azınlıklara birçok hak veriyoruz, yemiyor. Meclisiyetle birlikte e, kralın yanında bir de halk meclisi açıyoruz. O da yemiyor. Devlet daalmaya e, devam ediyor arkadaşlar. Bunların hiçbiri Osmanlı devletini dağılmaktan kurtaramıyor maalesef. Evet arkadaşlar, Lale Devri nedir arkadaşlar? Şimdi Pasarofça 1718 yılında Pasarofça antlaşmasıyla başlayıp çeşitli yönetimlerin yapıldığı ve patrona Halil isyanı ile sona eren döneme biz lale devri olarak e, adlandırıyoruz. Dönemi arkadaşlar lale devri olarak adlandırmamızda bu dönemdeki sarayların bahçesinde duvarların süslenmesinde daha çok lale figürü kullanıldığı için e, bu döneme lale devri adını veriyoruz arkadaşlar. E ee, tabii 1683 yılında 2. Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı orduları Avrupalı devletlerle yaptığı savaşlarda yenilmeye başlıyor ve askeri üstünlüğümüzü kaybediyoruz. Askeri üstünlüğü Avrupalılara bırakıyoruz arkadaşlar. Tabii bu gelişmelerle birlikte Avrupa'nın ilk defa batının örnek alındığı istatatlar yapılmaya başlandı. Lale Devri Devlet adı verilen dönemde başlamış oluyor diyebiliriz. Lale devrinin önemli özelliği Avrupa'ya örnek almaya başlıyoruz. Hocam bu niye önemli? Çünkü Avrupa artık bizim yani eskiden gerimizdeydi, bizden daha geriydi. Artık onlar ileri, biz geriyiz ve gerekli olan şey ne? Avrupa'ya örnek almak. Şimdi lale devrinde neler oldu arkadaşlar? Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip edebilmek amacıyla ilk kez geçici elçilikler açıldı. İlk geçici elçimiz arkadaşlar 28 Çelebi Mehmet Efendi'dir. Ee, ve ilk geçici elçilik de Paris'te açılmıştır arkadaşlar. Burada e, Sefaretname adı verilen bir kitap yazıyor. Avrupa'da yapmış olduğu gözlemlerle yönelik. Biz de o kitapları okuyup ne yapıyoruz? Aa tamam Avrupa'da böyleymiş. Biz de o zaman örnek alıyoruz. Arkadaşlar İbrahim Müteferrika ve Said Çelebi tarafından ilk Osmanlı matbaası kuruluyor. Burada basılan ilk eser Van Kulu Lugat adı verilen bir kitap. Arkadaşlar dini kitapların basımı yasak ama bu matbaalarda. Neden? Çünkü bu dönemde dini kitap yazan hattatlar var. Bunlar zaten onun için matbaaya karşı çıkıyor. Bunların işsiz kalmasını önlemek amacıyla dini kitapların basımını yasak, yasaklıyor arkadaşlar. İlk kez çiçek hastalığına karşı çiçek aşısı uygulaması getiriliyor. Lale devrinde sağlık alanında yapılan bir çalışma matbaa kültürel ee, Avrupa elçilik açılması diplomasi yönetim diyebiliriz. Bu dönemde e, tabi İstanbul'da birçok yangın çıktığı için Tulumbacılar Ocağı adı verilen bir itfaiye örgütü kuruluyor Ve Yalova'da kağıt İstanbul'da kumaş fabrikası kuruluyor Dönemin minyatürcüsü minyatür sanatçısı arkadaşlar Levni Dönemin şairi Nedim Dönemin padişahı 3. Ahmet Dönemin sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır diyebiliriz Evet sevgili arkadaşlar 3. Selim dönemi ıslahatlarıyla devam edelim Osmanlı devletinde arkadaşlar en köklü, en radikal e, ıslahatları yapan ilk padişahımız 3. Selim'dir arkadaşlar. E, bu dönemde yapılan yeniliklere biz Nizamı ı yani yeni düzen ıslahatları diyoruz. Islahat iyileştirmedir, yeniliktir arkadaşlar. Bu dönemde yapılanlara da biz Nizam-ı cedid adını veriyoruz. Arkadaşlar 3. Selim tahta çıktıktan sonra ülkenin ileri gelen devlet adamlarıyla eee Devlet adamlarından oluşan bir danışma meclisi yani meşveret meclisi topluyor. Meşveret akıl toplamaktır. Demek ki bu devlet yönetiminde farklı fikirleri önem veriyor. Bu yorumu yapabiliriz. Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa tarzında bir askeri ocak kuruyor, bir ordu kuruyor arkadaşlar. Bunun giderlerini yani bu ordunun giderlerini karşılamak için de iradı Cedid adı verilen bir hazine oluşturuyor. Avrupa başkentlerine kalıcı yani daimi elçilikler oluşuyor. Biliyorsunuz ilk geçici elçilik Paris'e açılmıştı Lale Devrinde. Üçüncü Selim döneminde de kalıcı elçilikler açılıyor. Paris, Londra, Berlin ve Viyana'ya. ilk olarak Londra'ya açılıyor bu arada. Batı dillerinde yazılmış önemli eserleri Türkçe'ye çeviriyor arkadaşlar. Batı düşüncesinin ülkeye girmesine hız veriyor. İlk daimi elçimiz Yusuf Aka Efendi, ilk daimi elçilik Londra'ya açıldığını söyledik. Ama Üçüncü Selim döneminde yapılan ıslahatlara yine kim karşı çıkmaya başlıyor? Yeniçeriler. Yeniçeriler arkadaşlar ıslahatlar döneminde, yapılan yeniliklere karşı çıkıyor. Hatta Nizam-ı Cedid kurulduktan sonra diyorlar ki acaba bizi mi parçalayacak bunlar? Onun için arkadaşlar bu yeniliklerin başarısız olmasında etkili olan kurum, kişi, kişiler Yeniçerilerdir. Onun için Osmanlı bir gıdım ilerleyemiyor. Evet sevgili arkadaşlar 2. Mahmut dönemi ıslahatları. Arkadaşlar toprak sahibi ayanlar var. Bunlar artık toprağı ağası konumunda. Bunlar devlet yönetiminde artık e, halk üzerinde de çok etkili olduğu için e, senedi ittifak imzalanıyor. İkinci Mahmutla ayanlar arasında. Bu sözleşme ile Osmanlı devlet tarihinde ilk kez bir padişah mutlak yetkilerinden taviz vermek zorunda kalıyor ve mutlak yetkileri sınırlandırıyor. En önemli yapmış olduğu ıslahat ikinci Mahmud'un e, o kadar Avrupa tarzı ıslahat yapmış ki kendisine hatta gavur padişah diyorlar. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyor arkadaşlar. Yerine Asakiri Mansuriye-i Muhammediye adında yeni bir ordu kuruluyor. Yeniçeri Ocağı kaldırıldığı için artık yeniliklerin önündeki engel de ortadan kaldırılmış oluyor. Klasik eğitim veren okulların dışında eğitim alanında Avrupa tarzında yeni okullar açılıyor. Arkadaşlar yerli tüccarların yabancı tüccarlara rekabet edebilmesi için maddi anlamda gümrük vergileri indiriliyor. Ee, takvimi vekayi adıyla ilk resmi Türk gazetesi yayın hayatına başlıyor Kültürel alanda haberleşme alanında yapılan bir yeniliktir İlk kez Avrupa'ya öğrenci gönderiyoruz Bu da yine eğitim alanında yapılan bir ıslahattır Arkadaşlar ee, Orhan Bey döneminde kurulan divan teşkilatı 2. Mahmut döneminde kaldırılıyor Yerine nazırlıklar yani bakanlıklar kuruluyor ee, Yine iletişim haberleşme alanında posta nezareti, posta bakanlığı kuruluyor arkadaşlar. Bu da iletişimi ve haberleşmeyi geliştirmeye yönelik bir ıslahattır. Devam edelim 2. Mahmut dönemi ıslahatlarına. Arkadaşlar askeri ve ekonomik amaçlı ilk nüfus sayımı 2. Mahmut döneminde yapılıyor. Fakat bu sayıma yalnızca erkekler ve öküzler dahil ediliyor. Çünkü amaç vergi gücünü ve askeri gücü belirlemek. Öküzler ve askerler her ikisi de tabii aynı kefeye koymak istemiyorum ama askeri alanda kullanılıyor. Erkekler vergi veriyor. Onun için vergi gücünü ve askeri gücü belirtmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar 2. Mahmut döneminde ilkokul zorunlu hale geliyor. Ortaokul konumunda, rüştiye, lise konumunda mektebi, ulumi, edebiye kurumları açılıyor. Askeri okullarda Fransızca zorunlu ders haline getiriliyor. devlet memurları maaşa bağlanıyor arkadaşlar. Memurlara fes, ceket ve pantolon giyme zorunluluğu getiriliyor. E, Müsadere sistemi yani topraklara el koyma sistemi kaldırılıyor. Ayrıcalıklı bir sistem vardı biliyorsunuz. E, köy ve mahalle muhtarlıkları kuruluyor. E, ülke yönetimini kolaylaştırmak, merkezi otoriteyi korumak amacıyla. Yerli mallı kullanımına önem veriliyor arkadaşlar e, ve karantina uygulamasını başlatıyor. İlk kez ülke giriş çıkışlarında pasaport uygulaması getiriliyor. Ama bu sadece İstanbul'la sınırlı. İstanbul'a giriş çıkışta pasaport uygulaması 2. Mahmut dönemi ıslahatlarındandır. Arkadaşlar din ve inanç özgürlüğüne önem veriyor. Diyor ki ben tebaamın Müslüman olanı camide işte Yahudi Havra'da Hristiyan'ı kilisede görmek isterim. Hatta kilise cami ve Havralar yan yana bu da 2. Mahmud'un dini özgürlüğü ve ibadet özgürlüğüne önem verdiğini bize göstermekte. Birçok alanda çalışma yapılıyor arkadaşlar. Bu çalışmaların hepsi Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak Osmanlı Devleti'nin batıyla olan uyumunu sağlamaktır. Evet arkadaşlar Tanzimat Fermanı Tanzimat dönemi nedir arkadaşlar Tanzimat dönemi 1. Meclis'in ilanına kadar süren dönemdir. Abdülmecid dönemidir Tanzimat dönemi e, Tanzimat Fermanı nedir arkadaşlar Tanzimat Fermanı bir amacı var. E, devletin siyasi sosyal askeri, askeri ve kültürel alanlarda kötüye gidişini önlemek amacıyla e, yapılan bir yeniliktir arkadaşlar bir fermandır. Ee, bu fermana Gülhane-i Hattu Hümayun'u adını da verebiliriz. Çünkü Gülhane Parkı'nda ilan edilmiş Gülhane-i Hattu Hümayun'u adını da verebiliriz arkadaşlar. Peki Tanzimat Fermanı'nda hangi karar alınıyor arkadaşlar? Şimdi diyor ki herkesin mal, can, ırz, namus ve hürriyetine saygı duyulacaktır. Bunu toplumsal alanla ilişkilendirebiliriz. Herkesin gelirine göre vergi ödeyecektir arkadaşlar. Herkes gelirine göre vergi ödeyecektir. Arkadaşlar bu hem adalet hem ekonomi diyebiliriz çünkü vergi ödüyorsun diğer taraftan gelirine göre aldığı için adalet diyebiliriz. Herkes kanununda eşittir hukuk. Mahkemeler herkese açık olacaktır yargılamalar eşit şartlara yapılacaktır hukuk. Özel mülkiyet hakkı verilecektir halka hukuk toplumsal diyebiliriz. E diğer taraftan mesela diyor ki azınlıklar da askerlik yapacaktır. Özellikle az, azınlıkların askerlik yapma zorunluluğu azınlıkların tepkisiyle karşılanıyor. Şimdi baktığımız zaman işte herkesin eşitlik sağlamaya çalışması, vergi verme, vermesi işte falan. Bunlar arkadaşlar Türkler karşı çıkıyor. Diyor ki ben gayrimüslimler niye aynı vergi vereyim? Gayrimüslim de diyor ki ben niye senin için askerlik yapayım? Şimdi temel amaç devleti de almaktan kurtarmak değil mi? Peki işe yarıyor mu tanzimat fermanı? İşe yaramıyor arkadaşlar. Çünkü bu maddelere karşı çıkıyor azınlıklar. E diğer taraftan azınlık isyanlar var Balkanlarda. Biz bunu önlemek istiyoruz. Kötü gidişatı önlemek istiyoruz. Kafa yemiyor. Diyoruz ki bu yeterli olmadı. Tanzimat fermanından sonra azınlıklara birçok alanda hak verildiği 1856 yılında ıslahat fermanı ilan ediliyor. Bu fermanla arkadaşlar Osmanlı yabancıların iç işlerine karışmasını önlemek istiyor. Mesela yabancılar ne diyor? Fransızların hakları, Almanların hakları, İngilizlerin hakları. Lan bize diyor ki azınlıklara hak verek ki bunlar bizim iç işlerimize müdahale etmesin. Tabi arkadaşlar diğer bir taraftan azınlıkların devlete bağlılığını arttırmak istiyoruz ki isyanlar çıkmasın, azınlık ayaklanmaları çıkmasın. Peki işe yarıyor mu? Bu da işe yaramıyor. Yani Osmanlı Devleti dağılma, kendisini dağılmaktan kurtarmak için Fransız itiralini etkilerini azaltmak, azınlıkların isyanlarını önlemek için tanzimat ve saat fermanları çalışmalarını yapıyor. Fikir akımları ortaya atılıyor daha sonra. Meşruiyet ilan ediliyor. Ama hiçbiri Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtaramıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıl ıslahatlarına bakacağız. bir kısmına bakacağız en önemli belli başlarına bakacağız. Şimdi İzmir'e, Dolmabahçe'ye ve birçok yere saat kulesi yapılıyor arkadaşlar bu dönemde. Tabii kültürel gelişmeyi sağlamak amacıyla. Dünyanın ilk metrolarından olan Karaköy Taksim metrosu yapılıyor. Atlı ve elektrikli tramvaylar kullanılıyor. Sevgili arkadaşlar bunlar ulaşım alanında yapılan çalışmalardır. Beykoz ve kağıthane kağıt fabrikaları Yıldız Çin fabrikası açılıyor arkadaşlar. Kağıt olduğu için kültürel fabrika olduğu için ekonomi sanayi diyebiliriz. Tabi Osmanlı'nın para biriminin değeri düşmeye başladığı için e, paranın değerine eşitlemek amacıyla mecidiye basımına karar veriliyor arkadaşlar. Avrupa paralarıyla değerine eşit yani Avrupa paralarının değerine eşit mecidiye basılıyor. Mustafa Reşit Paşa'nın girişimleriyle. Kaime kaç kaime diyoruz ya işte kaime adıyla ilk kağıt para yine basılıyor. E, 1881 yılında Osmanlı Devleti ekonomik gidişatını önleyemediği için dış borç alıyor. Bu dış borçları ödeyemeyince duyunu umumiye idaresi kuruluyor. Genel borçları idaresi. Ee, bu idare bizim borçlarımız karşılığında yeraltı kaynaklarımıza el koyan bir idare. Bu idare kurulunca Osmanlı ekonomik bağımsızlığını kaybediyor arkadaşlar. Ee, önemlidir yani borç alıyoruz alıyoruz veremiyoruz. Onlar da bir idare kurup bizim yeraltı kaynaklarımıza el koyuyor. Çok acı bir durum. Arkadaşlar çiftçilere destek olmak amacıyla 1863 yılında memleket sandıkları kuruluyor. Bunlar 1883'te menfai sandıklarına dönüşüyor. Daha sonra arkadaşlar 1888'de de Ziraat Bankası'na dönüştürülüyor. Yine e, haberleşme için posta nezareti açılıyor. 1855'te telgraf müdürlüğü kuruluyor. 1872 yılında posta ve telgraf hizmetleri birleştiriliyor arkadaşlar. Bunlar da haberleşme iletişim alanında. Osmanlı Devleti ilk buharlı gemiyi 1827'de İngiltere'den satın alıyor. Bu ulaşım alanında yapılan bir çalışma ve bu gemiler ulaşımda kullanılmaya başlanıyor arkadaşlar. E, vapura ilgi artınca 1851 yılında şirketi hayriye adı verilen vapur işletme şirketi kuruluyor. Bunlar Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda yapılan bazı yeniliklerdir. Devam edelim. Osmanlı'da ilk toplu taşıma 1870'te omnibüs adı verilen büyük faytonlarla yapılıyor arkadaşlar. Yine ulaşım Omnibüsler ihtiyacı tam anlamıyla karşılamıyor. Nüfus artıyor artık. bir 1871'de bunun için atlı tramvaylar ulaşımda kullanılmaya başlanıyor. Bu son söyleyeceğim madde çok önemli arkadaşlar. Bakın unutmayın Osmanlı Devleti'nde ilk demir yolu bak Osmanlı'nın bütün topraklarından bahsediyorum. Kahire İskenderiye arasındadır arkadaşlar. Burada inşa edilmiş burada yapılmış. Anadolu'da ilk demir yolu hattı ise 1856-66 yılları arasında tamamlanan ve toplamda 131 kilometre uzunluğunda olan İzmir Aydın Demiryolu'dur. Osmanlı'da ilk demiryolu Kayre İskenderiye, Anadolu'da ilk demiryolu İzmir Aydın Demiryolu eşittir. Ulaşım alanında yapılan bir çalışmadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar Osmanlı'dan kalan mirasımız sürekli gezen ve gezmeyi iş edinen kişilere biz ne diyoruz? Seyyah adını veriyoruz arkadaşlar. Seyyah. Seyyahların gezip gördükleri yerleri, anlattıkları eserlere de bir seyahatname adını veriyoruz. Arkadaşlar Osmanlı'nın kuruluşundan günümüze kadar birçok seyyah seyahatnamesinde Osmanlı devletiyle ilgili görüşlerine yer vermiş. Şimdi özetle bu map kitabında verilmiş uzun bir şekilde ama seyahatnamelerde seyyahlar Türk milletinin gelenek ve göreneklerini, kültürünü, konukseverliğini hayyan sevgisini, şefkatli oluşunu, mimari eserlerini, saygı ve sevgisini, adaletini ve çevreye duyarlı olduklarını vurgulamışlardır. Mesela sadaka taşını vurgulamış, sadaka taşının Osmanlı Devleti'nin yardımlaşma ile ilgili olduğunu biliyoruz. İşte gittim diyor seyah, bir yerde 3 gün boyunca bedava yiyip içtim. Misafirperverlik. E diğer taraftan Osmanlı halkı, Türkler... Ee, hayırseverliklerini, şefkatlerini sadece insanlara karşı değil hayvanlara karşı da gösterir. Hayvan sevgisi diyebiliriz. İşte ayran kültürü var, yemek kültürü şöyle, çay kültürü böyle, kahve kültürü böyle. Gelenek ve göreneklerimizi seyyahlar vurguluyor arkadaşlar. Mesela Türklerin temiz olduğuna vurgu yapıyorlar. İşte hamamlar var, insanlar burada haftada iki gün, üç gün gidip yıkanıyor. E tabi İngilizler ayda bir yıkanırsanız elbette onu temizlik olarak algılarsınız. İslamiyet temizlik dinidir. E, diyor ki işte hayvanlara hayvan hastanesi var diyor işte Seyahatname'de. E Hayvan sevgisiyle ilgili arkadaşlar. Diyor ki çarşıda pazarda diyor çok gürültü çıkartmazlar. E, nezaket, saygı ve sevgidir bu arkadaşlar. İşte diyor ki divanları işte biri yüksek biri küçük. E, ondan sonra devasa mimari yapılarda şu süslemelere e, yer vermişler. Bunlar estetik anlayışıdır, mimari yapıdır. Bunların hepsine yer veriyorlar. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde çinicilik, dokumacılık, ebru sanatı, hat sanatı ve minyatür gibi sanat dalları gelişme göstermiştir. İşte kahve kültürümüz var bizim biliyorsunuz. İlk başta Yemen'de bulunuyor. Daha sonra kendine has bir pişirme tekniği olduğu için Türk kahvesi adını alıyor. dokumacılık arkadaşlar dünyaca ünlü dokuduğumuz halılar var. Ebru sanatı var biliyorsunuz. Kağıdın suyun üstüne bırakıyorsun boyaları böyle kağıda çekiyorsun onu. Hat sanatı güzel yazı yazma sanatıdır. Minyatür sanatı resim sanatı gelişmediği için gelişen bir sanat dalıdır sevgili arkadaşlar. Çin'i boyama sanatı var. Bunların hepsi Osmanlı Devleti'nin gelişen sanat dallarıdır. Bunlar çok kolay konular olduğu için arkadaşlar çok uzatmadım. Map kitabına kitabında zaten çok detaylı işte seyahatnameler verilmiş, açıklamalar verilmiş. Oradan takviye edebilirsiniz. E, buradan da çok soru geleceğini düşünmüyorum. Sevgili arkadaşlar, sizleri çok çok seviyorum. Başta bunu bilin. İki tane soru soracağım size. Üç tane hatta üç tane soru soracağım. Bakalım kimler doğru cevaplayacak. Öncelikle hocam sonuna kadar buraya kadar kesintisiz izleyenler. Hocam sonuna kadar izledim ya da the end yazabilir mi? İkinci arkadaşlar sorumu sorayım. Buraya kadar izleyenler helal olsun gerçekten. Tebrik ediyorum. birinci soru. İlk Osmanlı donanması hangi ne zaman hangi gelişmeyle kurulmuştur? diğer taraftan Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi hangi olay sonrasında ve hangi padişahla başlamıştır? Akdeniz hangi gelişmeyle Türk Gölü haline gelmiştir? Bu üç sorunun cevabını istiyorum. Açıklama kısmında bu pdf'leri indirebileceğiniz telegram kanalım var. Oraya abone olabilirsiniz. Notları oradan indirebilirsiniz. Açıklama kısmında kitaplarım var. Tıklayıp satın alabilirsiniz. Instagram hesabım var. Takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum gençler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.